10 tane Umi Unimog çıktı diyor. Abi bu noktadan sonra yaparlar artık darbeyi. Eskiden... Havada ilk dalışı var lan yazmış. Ankara'da oturan bir yer. Hepsi meğer trollmuş. Ne oluyor lan yazmış Çağdaş Bayraktar. Podcast'te abi olan Facebook'a giremiyoruz. Açalım mı televizyonu, ne oluyor? Abi muhtemelen. Bakalım. Bana da haberi açtı. Televizyon da kapanmış. Hayır, interneti de yavaşlatmışlar. O yüzden kullanamıyoruz. Hı? Kayıttayız şu an. 19'da falan ulusal kanal olacak, ona bakayım dur. Ulusal kanal çıktı. Kalkışma girişimi. Başbakan, bu kalkışma girişidir. Bu girişime izin verilmeyecek. Aha. Anlamadım. Kalkışma girişimi derken? Yani işte baş kaldırıyor. Kalkışma ama girişimi ne demek lan? Ya kalkışırsın ya girişirsin. Kalkışmaya girişmek ne demek? Lütfen Türkçemizi doğru konuşalım. Aynen öyle. Abi demiştim ya. Çakma bir darbeyle indirirler artık en sonunda demiştim. Emniyet müdürlüğü tüm personeli göreve çağırdı. İyi de başa kim gelecekmiş bakalım. Twitter'ın bir de saçma. Bir de şeyden, neyden acaba? Şimdi en son şey oldu ya. Cemaatin tankları olabilir ha. Başkan olacak abi. Direkt başkan film gibi. Vallahi hiçbir şey demek kalkışma değil. Kalkışma yani baş kaldırmaya çalışıyorlar. Çünkü girişimle kalkışma aynı şey zaten. Aynı şey. Kalkışmaya girişmiş. Aynı şey. Girişim. Girişmeye kalkış. Hayır, kalkışmak da zaten girişim demek değil mi abi? It's like a moment. O anlamda kalkışma değil mi bu? Yani baş kaldır, isyan anlamındaki kalkışma. Aynen. Baş kaldır girişimi. Hani isyanı teşebbüs ediyorlar. Ya podcast yapacaktık hacı. Diyor ama. Podcast yapacaktık. Başka zaman yapsaydın şu darbeyi. Canlı podcast yapalım baba. Hem canlı yayın. Darbe yayını yazarsın. Çok olay bu yani. Aynen, darbe özel, patlamış mısırlarınızı alın. Sakin olun. Birazdan tüm yayınlar kesilecek. Sonra ekranınızda Asal Polat okumayacağım devamını. Ne olmuş bakalım? Dur. Vay anasını. Bunu yapana Ener bedeli ödeyecekler. Yok yok, bence çok büyük bir şey değil herhalde. Yani bir kısım asker yaptı bence bunu. Çok sayıda ambulans bekliyor. Genelkurmay'a giden yollar kapatıldı. Yani bir nabız yoklama. Şimdi en son ne oldu biliyor musun çünkü? Askere, orduya, ordunun içindeki cemaatçilerin listesi verildi. Ve ordunun içinde operasyon yapılmaya başlanacaktı. Çok büyük ihtimalle bana öyle geliyor yani. Ordunun içindeki bir böyle şey... cemaatçi grup çok var abi. Biz hep anlatıp duruyorduk ya yani. Soruları çalıp iyi de kimin zamanında çaldılar soruları? Kimin zamanında çaldılar? O soruları çaldırtanlar kimdi yani? Ahbap Çavuş. Ahbap Çavuş'tu o zaman. O zaman Ahbap Çavuşlardı yani. Bak gördün mü, bak askerin içine bir grubun kalkışması söz konusu. Al gördün mü? Bir bok olmaz ya. Bir şey olmaz. Yani somut bir şey olmaz. Belki birbirlerine girebilirler ama somut bir şey olmaz. Ya benim tahminim o ama bakalım ne olacak. Emir komuta zinciri olmayan bir asker kalkışma demiş Binali Yıldırım. Yani ordu komple değil değil mi? Hı hı. Tamam, benim tahminim işte ya. Bir askeri. Abi istedikleri kadar kalkışsınlar. Bence o kadar şey olmaz diye tahmin ediyorum ama görürüz bakalım. Ankara'da böyle jetler falan geziyormuş. Jetler geziyormuş. Şeyde. Neydi? Böyle boğaz kökleri asker tarafından kapatıp falan aynı şeyi söylemiş, yazmışlar. Yani. Bak, bir kalkışma var, bu girişime izin verilmeyecek. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyecekler. En ağır bedel derken ne acaba? Mahkemeye takım elbiseyle çıkarlar abi. Direkt bir, ne kaçtı? 1/3 indirim miydi? Direkt iyi halden 3/1. İyi halden 1/3. Kim var ya bakalım? Baba arıyor. Bak şimdi, şey sokaktayız değil mi? Ha, az önce. Alo. Ha, evet evet, ben de dışarıdayım, çatışmadayız şu anda. Lö lö lö. Evdeyiz baba. Haha açtım şimdi, ben de ulusal kanal, bizde de ulusal kanal açık. Sen de duyuyorum oradan. Evet, evet, evet. Tamam, görüşürüz. Abi sirk gibi ülke yani, her gün bir şey oluyor işte. Ya şimdi ben birkaç sene geriye gittim. 3 yolda falan da mı var? Aynen, şimdiden birkaç sene geriye gittik. Facebook kapandı, Twitter yok. Snapchat'i de kapatırlarsa. Abi Snapchat olma, ben direkt yaşamam bu ülkede. Çıkarım. Orbot Proxy. Abi şimdi nasıl bir podcast yapıyoruz ya? Bunu yayınlayacak mısın? Yayınlarız. Ama gerçek podcast için ayrı konuşalım. Adam ya. Çekiyormuş. Hı? Lan. Gerçek podcast'ı ayrı çekelim istedim. Devam ederiz ya buradan. Oğlum ne yapayım, podcast, her podcast yapacağımda bir bok çıkartıyorlar. Evet, senin onu diyecektim. Bir iki dakika al abla. Mutlaka bir olay. Bana da diyeyim mi? Bak şimdi sokağa. Alo. Heh. Evdeyim ben abla. Biliyorum, televizyon açık şimdi. Arkadaşlar bizdeydi. Arkadaşlarla birlikte bakıyoruz. Öyle işte. Patlamış mısırları hazırladık. Tamam. Patlamış mısırları hazırladık, bakıyoruz. Hadi. Tamam. Bir asker, görüşürüz. Arkadaşım var.
Şu an askerde evden sakın çıkmayın yazdı. Tamam. Bay bay. Gruba. Zaten 48 saat boyunca tanklar gezerse otomatikman darbe oluyormuş. Otomatik hükümet Yılmaz Erdoğan'ın yazayım mı onu? Gerçek bilgi paylaşalım. 48 saat boyunca tanklar gezerse otomatik. Dur hemen yaz abi. Bak abi. Ne diyor? NTV'ye bak Nazlı. Bak. Abi bilgi geldi mi? Evden çıkmayın. Gençler sakin evden çıkmayın. Tamam ben sakin olarak çıkmıyorum zaten. Sakın abi bence. Yarın ne çekim mi? Yarın çekim yalan oldu bizim. Ama zaten Ramazan bize gelecekti. Gitti ya çekim. Hayır Ramazan bize gelecekti. Zaten Ramazan sokağa çıkabilirse demek ki. Ramazan'ı almazlarsa. O oradan buraya gelebilirse demek ki sokağa çıkılıyor. Dur belki Twitter'a girebileceğim şimdi. Çıkılmazsa da korsan şu aşağı ineriz abi. Aşağıda çekeriz. Şu kapının önünde çekeriz. Ya da şu perdeleri falan açarız. Dışarısı gibi. Yok ya güneşin altına çekim denemek istiyordum ben. Valla onun tatile çıkanlar düşünsün. Biz zaten evdeydik. Bizim için sorun değil. Şey paylaşmışlar ya ha gayret falan demişler. İyi de neyin ha gayret yani? Yani. Hayır yani benim şey tahminim şöyle benim tahminim. Herkes şey diye düşünüyor işte. Ordu yapıyor diye düşünüyor da benim tahminim işte ordunun içindeki cemaat. Elbet. Çünkü ordu. Çünkü ordu niye yapsın? Ben ordunun yapacağını hiç sanmıyorum. Orduyla arası şu an kötü değil dikkat edersen. Tabii ki. AKP ile ordunun arası şu anda kötü değil yani. Şimdi darbe gelince başa kim geçecek? Polislere zulüm mü yapmışlar? MİT'çileri öldürdünüz. Ahsen TV geçecek abi. Ahsen TV geçecek. Direkt o geçecek. Doğa yani. Abi sence kim geçecek abi şimdi darbe olursa? Bence abi şey Hepar. Osman Pamukoğlu. Osman Pamukoğlu. Hepar dağılmadı mı abi? Osman Pamukoğlu kendi dağılmadı. Sonuçta. Aynen doğru. Osman Pamukoğlu geçer. Ya acaba buna sevinmeli miyiz? Erdal Sarızeybek. Abi hiçbir şeyi hissetmemeliyiz bence. Bence çok kalıcı bir şey olmayacak çünkü. Çünkü bakıyorum Twitter'dan millet seviniyor. Layıklık geliyor falan yazamamış bak. Ya tabi troll tabi bunlar da. Bu bir sinyal yani bir ileti gibi. Hani. Abi ya, bilmiyorum yani biz şu anda. Sinyal verildi zaten. Sadece öyle bir tahmin etmiştim ben. Hani genel kurmayla bunlar belki birbirlerine girebilirler diye. Ama bu kadar böyle sokaklara tanklarla çıkacağını düşünmemiştim. Şey genel kurmay diyorum ya. Genel kurmayın içinde cemaatçilerle birbirlerine girebilir diye düşünmüştüm. Bu kadar böyle tanklarla çıkacaklarını düşünmemiştim. Benim de aklıma geldi. O yüzden kim yaptı onu bilmiyoruz zaten. Şey diyelim biz de ulan adamlar nasıl girmiş internete tweet yazmış. Face'e giremiyoruz biz. Ben açtım ama ya. Zenbet de girer ama. Zenbet de girer. Gördün mü? Aynen abi. Direkt şu an Efe Aydal'ı dinlemişler. Efe Aydal'ı. Şu an bizi dinliyorlar direkt. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Deneme kaç? 1186. Bu 1187 oldu. 1187 mi oldu? Aynen. Hep de şey diyorduk ya abi doğal olacağız falan. Doğal oluyoruz da sürekli bir sorun çıkıyor. Abi silahlı kuvvetler, silahsız kuvvetler podcast çekememiz için her türlü şey yaptılar. El birliği yaptılar. Başkaldırı. Başkaldırı yaptılar podcastimize karşı. Şu anda odada Mete ile birlikteyiz. Bizimle birlikte olan, kendisi burada olmasa da ruhu birlikte olan arkadaşımız Ekşici Reis. Nasılsın abi iyi misin? İyiyim Efe'cim. Sizleri çok özledim. Sizler ne yapıyorsunuz? Biz de seni çok özledik abi. Niye gelmiyorsun abi? Niye gelmiyorsun abi? Sesin abi, kötü geliyor bu arada. Sesin baya kötü geliyor. Harbiden abi sesin baya şey ya. Yani böyle olacaksa istersen yapmayalım yani. Şimdi nasıl abi iyi mi? Bak senin müziğini açtım abi nasıl? It's Ekşici Reis. Evet işte bu. Sonunda. Abi sen nasıl geldin ya? Özledik deyince mi geldin? Yoksa konuşurken yanlış bir laf mı söyledik? Çak 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 çak. Abi çak. Şu anda ışınlandım da geldim. Elimize darbe yaptı. Nasıl abi günün esprisi? Aynen. Her boku şimdi darbeye bağlayacağız. Nasıl geldin abi ya? İlk önce telefondan geliyordu sesin. Şimdi direkt kendim buraya geldim. Abi sözlükte darbe yaptım. Buraya ışınlandın mı? Buraya ışınlandım. Her şey yalan Matrix ulan. Bu nedir abi? Uçarak mı geldin? Ne yaptın abi? Abi Matrix'e girdim de geldim. Arkadaşlar beynimiz folloş oldu. Nasıl ne kadar bir performans alabiliriz bilmiyorum. Gerekirse artık bir tane daha kahve içerim. Bugünkü kahve kotamı doldurdum ama ben hırs yaptım. Bugün çünkü
Gerçekten o kadar çok şey oldu ki, saçma sapan şeyler oldu. Buraya geldiğimizde zaten dağılmış durumdaydık. Şu anda direkt darbenin içindeyiz. Darbenin içinden konuşuyoruz yani. Değil mi? Darbe özel yayını gibi oldu. Öyle yazalım, darbe özel yayını. Aynen. Ulusa sesleniş. Şu anda abi hani şu anda hangi aşamasındasınız darbenin diye soracak olursanız, herkesin kafasına göre bir şeyler söylediği o noktadayız. Aynen. Hani Gezi'de de ilk başlarda vardı ya, 48 saat şey olursa ayaklanırsak otomatikman hükümet düşer. Şu an o modda. An... 48 saat tanklar sokakta gezerse otomatikman darbe olacak. Mesela şu an laikçiler falan seviniyor. Ne bileyim. Ama bir yarın üzülüyor. Ha, şey, laiklik geliyor falan diye böyle paylaşımlar yapmış. Mete gösterdi bize. Aynen, laik. Ama böyle yarın tabii büyük ihtimalle cemaatçilerin yaptığı ortaya çıkacak. Bakalım. Hoş geldin şeriat. Bana da öyle geliyor biliyor musun abi? Yani daha çok FETÖ var gibi görünüyor. Ama yani, bakalım şimdi. Ben normal ordunun yapacağını, yapmış olacağını sanmıyorum. Zaten siz bunu dinlerken her şeyi biliyor olacaksınız gerçi de. Aynen. Biz şu an hiçbir şey bilmiyoruz ya. Çok fazla şey var. Evet. Bir sürü şey yazıyor. Ne abi bileyim. Genelkurmay Başkanı neydi? Rehin alındı. Rehin alınmış demişlerdi. 48 saat boyunca rehin alınırsa otomatikman ordu düşüyor. Nasıl lan, öyle mi? Öyleydi. Az önce okudum, TSK yönetime bütünüyle el koydu. Ya falan Allah filan. Aşkına aynen. Bir dakika. Allah aşkına. Genelkurmay Başkanı rehin alınsa ne isteyeceksiniz? Yani diyelim ki şu anda diyorlar ki zaten biz ilk böyle darbe olduğu zaman kendimizle televizyonu açtık, konuşmaya başladık. O konuşmanın bir kısmını da sona koyarız. Podcast'in sonuna koyarız. Güzel bir geyik muhabbetiydi. Herkes böyle aradı falan. Herkesin aynen işte abi. Ablaları, kardeşleri, babaları falan aradı. Saçma sapan. Yani sadece biz burada podcast çekemeyelim diye. Bana ne dedi ablam abi? Duydum ne dedi? Mı? Bilmiyorum. Evden çıkma mı dedi? Ne dedi? Aynen. Ya çok askerle dövüşme falan. Çok klasik işte. Aman evladım, evden çıkma. Sakın askerle çatışmaya girme. Bankadaki paranı çek. Aynen. Onu da yazan oldu. Askerle güreşme. Ondan sonra ne başka? Darbe yapma sakın. Darbe yapma evladım falan. Ya bırakın da bir podcast'imizi çekelim. Aa, dur, uçak modunu aldınız mı telefonları? Evet. Ben aldım. Sen de al abi. Dur aklatayım ben. Ayak yapıyor ya. Niye adam abi? uçak modunda şey, İspanyolca öğreniyor ya şimdi. İspanyolca yapmış telefonunu. Moda ondan sonra diyor. Aa diyor, ben biliyorum, moda ve üstüne uçak resim var lan. Bizi yiyor yani. Por favor Mete. Üstüne uçak resmi var. Aa diyor, ben İspanyolca biliyorum burada. Neydi? Moda aviona. Moda avion. Avion. Aynen. V'ler B diye okunuyor. Aa, o zaman avon uçak mı demekmiş? Avion abi. Avonla alakalı. Ha pardon, Romence'de aviondu ya. Hemen Luciante'de bakayım. Podcast'te ekşicin olması çok garip bir podcast olacak gibi geliyor arkadaşlar. Zarı marı zaten bir kenara koyduk. Zarı siktir et ya, boş ver. Bugün zarı boş ver. Bugün bir tane metemiz var. Bir mete bize yeter bugün. Zaten ya, değil mi? İkinci Mete'yi almaya gerek yok artık. Zar da bir tuttu, bir daha atıyor aynısını falan. Evet, aynısını atıyor falan. Bir sürü şey söyleyecek. Ben de öyle yapayım şimdi, bir konuyu bir daha Mete'ye bir konu... Aynen öyle yap sen de. Bir de şey yap, yuvarlan şöyle. Seni sallayıp atalım kaç gelirse. Aynen, seni sallayıp atalım, sen şöyle yuvarlan. Ondan sonra mesela durunca da 3 de. Nasıl fikir abi? Süper. Evet. Hadi o zaman konulara geçelim. Yuvarlanıyor. Oo. Kaç? 2. Tamam, 2 gele. Konuşmuştuk. Bir daha mı yuvarlandı? Lob sayısı. Evet. Hatta ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Ya saat biz sözde kaçta başlayacaktı? 9'da gelecekti. Gelecektiniz 9'da başlayacaktık. Ben bayağı geç kaldım ya. Hesapta saat 12'de şey yapacaktık biz. Filme geçecektik. Abi bak, podcast'i çekeceğiz. İnat yaptık, hırs yaptık. Diyorum ya, gerekirse oradaki kahveleri yeriz yani. O kahve çekirdeklerini yeriz. Ama devam edeceğiz bugün yani. Edeceğiz. Podcast bitecek. Eve geldim, zaten dışarısı inanılmaz sıcak. O sıcakta Aikido antrenmanı yaptık. O antrenmandan çıktım geldim. Kafa 1 milyar. Şeyi söylemedim değil mi? Bu tekrarımızda söylemedim galiba. Tam Aikido'ya gideceğim. Babam aradı. Dedi ki fotoğraf makinesinin taksitlerinden bir tanesini vermemişsin. Ulan para yok. Yani ona demiyorum ulan diye de şeye diyorum. İç hesaplaşma. Kendi kendime diyorum yani. Kendi kendime ulan para yok diyorum. Meğersem yani böyle 1 saat 2 saat boyunca onu böyle aradım, orayı aradım, öteki tarafı aradım falan. Meğer
vermişim parayı, parayı görememiş, kaybetmiş falan, sonradan bulmuş falan. Hani bu şey vardır ya, Allah Nasrettin Hoca'yı sevindireceği zaman ne yaparmış? Doğacan Reis, sen dur. Sen biliyorsun değil mi ne yapar? Biliyorum abi. Dur ama Mete söylesin. Ne yaparmış? Mesela Allah, bak Allah Nasrettin Hoca'yı sevdiği sevindireceği zaman ne yaparmış abi? Mete de biliyor gibi duruyor. Ne yaparmış? Bilmiyor. Hayır, bilmiyor. Dur dur. Snapchat hesabı. Aynen. Çak. Snapchat'ten ne, kredi mi yollarmış? Abi şey, direkt uygulamayı direkt indirtirmiş. Siz de indirseniz abi, niye indirmiyoruz ya? Oradan konuşuruz. Biz Nasrettin Hoca değiliz çünkü. Evet, neyse şimdi Ekşici abimiz söylesin. Allah Nasrettin abi Hoca'yı sevindirmek istese ne yaparmış? Eşeğini kaybettirip yeniden buldururmuş abi. Aynen, bizim de olayımız o. Sürekli bir eşeği kaybedip yeniden bulma durumu var. Ya ama ya sürekli sıkıntı, sorun yaşıyorum ama şunu fark ettim, gerçekten sorunlar hep parasal ya. Kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Bence iyi bir şey yani. Bence de iyi bir şey. Geriye kalan demek ki sadece şeymiş. Hani biraz daha kendimizi kasarsak. Biraz da yani kendi kendime kızıyorum. Biraz daha artık abanayım şu kırmızı 3'e ve internet sitesine. Artık şeyi beklemeyin. Biraz şu anda artık şeyi bekliyoruz. Mobil ödemeyi yapacak kurumun bize dönmesini bekliyoruz falan ama onu da artık beklemeyeceğim. O olmadan açacağım direkt. Siteye sponsor olmak isteyen olabilir. Veya işte Kırmızı At 3'e sponsor olmak isteyen olabilir. O yüzden mobil fonksiyonu aktif olmadan yapacağım, çalışacağım, basacağım. Çünkü gerçekten bir ton daha dün şey çıktı biliyor musun? Mayıs'tan geçici vergi ödememişim ben. Geçici vergi çıkmış. 400 lira abi. Onu veriyormuşsun, ondan sonra verginin kendisinden düşüyormuş falan. Ama o yani o kadar belli ki para parayı çekiyor işte. Ölme çünkü Nasrettin Hoca'nın paran şeyi olsa, tamam mı? Paran olsa masraf yapacaksın. Bir şeyler alacaksın. Sonra o aldıklarını masraftan düşeceksin falan. Hı-hı. Yani para parayı çekiyor gerçekten yani. Para olsa daha az vergi veriyorsun lan. Öyle ilginç bir durum yani. Ne bileyim, her ay vermen gereken Bağkur koymayacak sana falan. Yani o kadar öyle bir sistem var ki. Küçük insanın büyüyememesi, küçüğün büyüyememesi için gerçekten her daha türlü çok büyümesi. Her türlü uğraşıyorlar. Kast sistemi gibi. Yani şu verdiğimiz, Allah aşkına, her ay verdiğimiz 30 lira eğitim katkı payı. Ne eğitim ya? Hangi eğitimden bahsediyorsun abi? Ne eğitimi lan? Ne eğitim abi? Neymiş eğitim? Şu talim terbiye kurulunun talim mi terbiye mi, karar versinler onlar. Kayınpeder. İkinci sınıftaki Arapça dersi onlara falan değil mi? Ya bak, birçok insan buna dikkat etmiyor. Mesela diyor ki damga vergisi 10 lira. Şimdi birçok insan bu düşünmez, verir. O kadar çok şey var ki bunu şey yapmaz. Ama düşünecek o, damga vergisi ne lan? Damga vergisi ne? Yani şunu yapmak için mi 10 lira veriyoruz? Damga vergisi ne? Ya hangi çok damga? Büyük ihtimalle kadro işte çok fazla insan doldurabilmek için, kendi adamlarını çok fazla insan doldurabilmek için böyle vergiler. Damga vergisi. İnsanlar o kadar alışmış ki buna. Ben hiç hatırlamıyorum, yurt dışında yani Patreon işini yaptık yani. Yurt dışında da yaptık Patreon işini. Orada böyle bir şey desek, mesela damga vuruyorsun bu kadar para veriyorsun dedi. Götüyle gülen insanlar yani. Damga vurma parası diye. Kazı. Yani aynı işi yurt dışında yaptık. Yani oradan çok net bir şekilde, hani şey değil, farklı işler yaptım veya orada çalıştım burada farklı iş yaptım değil. Aynı işi Patreon'dan gelir. Orada ne kadar vergi veriyordum? Çalıştığımın bir kısmını veriyordum. Çünkü orada böyle şahıs falan olabiliyor. Burada ama şey oluyor ya, şahıs kuruluşu falan. O yüzden işte şahıs şirketi, bilmem şu kadar Bağkur vereceksin, bu kadar bilmem ne, şu kadar geçici vergi vereceksin, kazanmasan daha iyi falan. Oğlum bunun matematiği yok mu anasını satayım? Bu işin matematiği yok mu? Eksiye düşecek şekilde nasıl yaparsın bu işi yani? Ya her şey geçti mi lan? Tamam, yemek yemeyeyim. Tamam, siktir et ya yemeği. Yemeği siktir et abi. Tamam. Siktir et. Yiyen de ölüyor, yemeyen de. Havayla besler. Yemeği siktir et. Suyu da siktir et. Tamam. Su havadan, şu havanın rutubetine yaparız. Bunu suya çevirmeye çalışırsın. Arkadaşlar gerçekten şu anda işte babamın evinde kalıyor olmasam batardım. Kesin batardım ya. Şu anda babamın evinde kalıyor olmasam, kira ödemek zorunda olsam, ondan sonra o şeyler hep ortak hesabımızdan çekiliyor. Elektrik, su falan da ortak hesabımızdan çekiliyor. Bunları ben vermek zorunda olsam kesin batardım. Ya böyle bir şey olur mu? İşe giriyorsun, iş yapıyorsun, işleniyorsun. Ulan gelirim de var yani. Şey değil ki, dükkan açarsın da kimse gelmez, batarsın da değil yani. Hepsi var, gelirim de var. Dükkan masrafım, kiram da yok. Ama gene de batacak duruma getiriyorlar insanı. Yol parası da. Ulan biraz da bana para kalsın anasını satayım. Ya o yüzden bak,
Kızamıyorum. Yurt dışına giden adama, yurt dışına giden adama kızamıyorum. Bana diyorlar ki sen milliyetçisin, niye gidiyorsun veya niye insanlara gitmesini tavsiye ediyorsun? Valla ben milliyetçiyim. Ama ben her ülkenin milliyetçiliğini savunuyorum. Hani hep şey derler ya, benim işte çok böyle hani hardcore humanist insanlar bana şey derler ya, tamam ben hiçbir milliyetçiliği savunmuyorum. Hani sadece Türk milliyetçiliğine karşı değilim derler. Hani biraz beni yumuşatmak için. Ben hiçbir milliyetçiliği savunmuyorum derler. İşte ben de her milliyetçiliği savunuyorum. Yani her milliyetçiliğin faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama daha önce ne demiştik? Milliyetçilik aileni korumaktır, aileni tutmaktır. Senin ailen sana kazık atıyorsa, senin ailen seni sağacak manda olarak görmek istiyorsa, görmeyi yeğliyorsa, o zaman başka bir aileye gidip o ailenin üyesi oluyorsun, olunuyor yani. Aynı şey. Gerçekten ama ciddi ciddi Amerika, yani o Amerikan yaşam tarzı benim midemi bulandırmıştı. Yani ben dayanamazdım açıkçası. Zaten şöyle bir şey var. Aşırı bende. Bireysellik mi, onu diyorsun? Ya gerçekten Amerikan hayat tarzı dedikleri bir şey var. Yani adamlar tembel. Fiziksel olarak çok bir şey yapmıyorlar. İnanılmaz bir petrol harcaması var. Yani adam toplu taşıma çok fazla yok. Herkeste araba var. Herkeste çok büyük araba var. Herkesin her şeyi çok büyük. Yemeklerin en küçük, yani gidiyorsun bir yerde yemeğin en küçüğü bile çok büyük. Her şey büyük boy, büyük porsiyon. Her şey büyük boy. Full böyle hamburger bilmem ne. Yani oradaki insanlara da ben açıkçası acıyorum. Oradaki insanlar da, şimdi aradaki fark şu. Bizdekilere çok garip bir şey söyleyeceğim belki. Bizdekilere manevi şeyler veriyorlar ya, işte öteki dünyada işte sen mutlu olacaksın falan diye. İnsanları öyle mutlu ediyorlar. Orada da insanlara maddi şeyler veriyorlar. Birçok kişi şunu diyebilir. Abi ben çok mutlu oldum. Tam diyebilirsiniz, eyvallah. Belki de siz mutlu olacaksınız zaten. Yani oraya gittiğin zaman işe gireceksin, işte çalışacaksın, morgıca gireceksin. İyi diyebileceğin bir evin olacak, araban olacak, çocuğun çoluğun çocuğun olacak. Hayatının sonuna kadar çalışacaksın, o morgıcı ödeyeceksin. Yeni şeyler alacaksın, yeni böyle daha lüks ürünler alacaksın. Ondan sonra işte kazandığın parayı nereye harcayacağını bilemeyeceksin. Çocuğuna böyle 800 dolara kostüm alacaksın falan Halloween'de. Ondan sonra da hayatın şu olacak işte, Christmas'tan Halloween'e git, şey pardon, Halloween'den Christmas'a, oradan Valentine's Day'e, oradan 4 Temmuz'a sürekli böyle, ne bileyim ya, belki 7-8 tane böyle büyük bayramları var. Bu bayramlar çok güzel bir şekilde dağıtılmış. Güzel bir şekilde dağıtmışlar bu bayramları. Sen bir bayramı kutluyorsun, ondan sonra öteki bayrama hazırlık yapıyorsun. O bayramlar ne? O bayramlar sahte bir sana mutluluk. Çünkü sürekli sen yükselemezsin. Sürekli yükselip bir yerlere gidemiyorsun orada. Aynı şeyleri yapıyorsun 10 sene, 20 sene falan. Para kazanıyorsun sadece. Paran artıyor. Parasal olarak artıyorsun yani. Onun için de bu tür sahte mutluluk getirecek günler oluyor. Asla düşünecek olursan bizde de şey var. Yeni yıl. Evet. Ya insanlar çıldırıyor. Ben kutlamayın demiyorum. Ben de kutlama yapmayı severim yani. Toplanıp da kutlama yapmayı severim ama insanlar çıldırıyor. Ben o kadar, yani ben mi garipim yoksa benim haricimdeki herkes mi garip? Anlayamıyorum ki ben. Bakıyorum mesela evde aileyle bazen kutluyoruz. Bakıyorum böyle işte 2009'dan 2010'a girilecek mesela. Sayıyorlar falan böyle 3 2 sanarsın ki böyle roket atacak şeye. Uzaya uydu gönderiyor. Uzaya uydu. 4 3 2 1 bravo, başarılı. Başarılı. Konfetiler. Hayır, neydi ki, giremeyecek miydik? Yani bir düş kırıklığı söz konusu olabilir. Hayır, giremeyecek miydik yani? Yaş günlerinde de alkışlıyorlar ya, düşünecek olursa yaş günü, yani ne, giremeyecek miydik abi? O güne giremeyecek miydik yani? Bu tamamen kendi kendimizi saçma sapan sebeplerle mutlu etmek işte yani. Mutlu olacak gerçek sebebimiz olmadığı için. Boş. Görüyorsunuz insan fazla bildikçe daha böyle depresif oluyor ama yani aslında düşünecek olursanız bunlara verdiğiniz enerjinizi kendinizi geliştirmeye, kendinizi daha yukarıya atmaya, hayat standartınızı geliştirmeye harcayabilirsiniz. Zaten ben bugün onu konuşacaktım. Bir dakika şunu kaydedelim, bir su içeyim abi. Evet, geri geldik. Yer sallanıyor gibi. Darbe oluyor ya. Alttan vuruyor komşu. Alttan darbe oluyor değil mi? Dip dalgası abi. Her neyse, zaten ben bugün onu konuşacaktım. Yani sürekli mesela arkadaşlar bana mesaj atıp duruyorlardı. Ben aslında parça parça yurt dışına gitmek isteyenler, yurt dışına kalmak isteyenler için bazı tavsiyelerde bulunuyordum. Bugün de zaten onu böyle toptan bir şekilde, yani daha önceden söylediğim tavsiyeler artı işte kendimden eklemek istediklerim, bunları zaten söylemek istiyordum bugün. Yalnız açıldım ha.
Hı hı. Az önce şuradaydık ya, ayakta duramıyordum, oturuyordum falan. Şimdi sinirlendim ya, sinirlenince açıldım abi. İyi ya. Alevlenince açıldım. İyi ki oturarak olmuyor ya. Yok, oturarak olmuyor abi. Yani zorlayacağız, ayakta yapacağız. Sinirlendim, gerçekten. Kendime geldim. Orada oturunca baya bir böyle gevşeme olmuştu değil mi? Gevşek gevşek konuşuyorduk falan. Bir de konuştukça iyice. Evet. Sonuç itibariyle arkadaşlar. Şimdi hep şey diyorum ya. Ne bileyim bu işte içki, esrar, bilmem ne, içme sıçma. Şimdi neden bunlara karşıyım? Şunu gösterebilirsiniz. Belki şurada işte bir insan var. Kafayı çekiyor, esrar çekiyor, sigara içiyor. Başarılı. Hani direkt olarak belki bir arada bir bağlantının olmadığını söyleyebilirsiniz ama şimdi olay şu. Bizim yapmaya çalıştığımız şeyler ve sizin de aynı şekilde yapmaya çalıştığınız şeyler Türkiye'nin aya roket atması kadar zor şeyler. Benim de şu an yapmaya çalıştığım şeyler, oldurmaya çalıştığım şeyler Türkiye'nin Mars'a veya Plüto'ya araç yollaması kadar zor şeyler yani. Hemen bak. Ne oluyor lan? Darbe mi? Darbe cini geldi abi. Yani abi manyakça şeyler söylüyorum ben. Diyorum ki mesela Hollywood'a alternatif olacak filmler çekebiliriz. Niye olmasın? Şu an bak bir Oldboy Hollywood'a alternatif değil mi yani film olarak? Hollywood'u döver atar. Battle Royale Hollywood'a alternatif değil mi? Alternatif diyorum yani. Çünkü ondan yani Hollywood'un kalıbından bıkmış insanların dönüp de seyretmek istediği, seyredeceği şeyler. Ya bu buz eridikçe böyle ötecek ya. Neyse, böyle çok zor şeyler söylüyorum. Yani bunları yapabilmemiz için arkadaşlar bir kere gerçekten çok sistematik olmamız lazım. Sizin için de. Siz de mesela şu anda evdesiniz mesela diyelim. Evdesiniz, ailenizle aranız çok iyi olmayabilir. Kız arkadaş bulamıyor olabilirsiniz. Maddi olarak çok iyi olmayabilirsiniz. Ve Türkiye'den bıkmış olabilirsiniz. Mahalleniz çok çomar kaynıyor, dinci kaynıyor olabilir. Sizler de yani eğer bizi takip ediyorsunuz zaten aşağı yukarı bizim kafadasınız demektir. Ve İzmir'de değilseniz illa böyle kafayı yeme durumuna gelmişsiniz. Şunu ben duraklatayım, şu o buzu götüreyim abi. Çünkü çok ötüp duruyor orada. Darbe yapıp duruyor bizi oradan. Evet, tekrar geri geldik. Yılmayacağız, konuşacağız bugün değil mi? Paralel buzlara, paralel darbecilere karşı konuşacağız. Üstüne de film seyredeceğiz. Bak uyuyanı döverim. Uyuyanı döverim. Uyanı sen şerbet getir. Uyandıralım. Uykusuz geceler. Şerbet getirdin. O şerbeti içeceğiz yani. Şerbeti içeceğiz. Baskın filmini seyredeceğiz. Üstüne Efe Aydal çayı gayet içeceğiz. Yasal yollardan bu arada. Baskın. Tamamen yasal yollardan korku seyredeceğiz. Korku filmi değil mi abi? Evet. Baskın Blu-ray'ini aldık. Onu takacağız. Aynen. Blu-ray'ini aldık. Bak hala orada döküyor ya. Buz. Abi su koyalım. Yapayım mı dur? Abi onu buzdolabının içine... Aynen, buzdolabının içine koy abi. Sen devam et. Ben bu sefer kapatmayacağım. Hayır. Direkt buzdolabının içine koy. Siktirsin gitsin o. Defol. Neydi? Derhal burayı terk et. Biliyorsun değil mi onu? Bir dakika. Derhal burayı terk et arkadaşım. Tamam abi, uçtu orası çocuk şimdi. Terk etti mi burayı yani? Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi belki bu noktadasınız tamam mı? O yüzden hiçbir şeye vakit kaybetmemeniz lazım. Tamam mı? O yüzden işte beyninizi sahte dopaminle doldurduğunuz zaman esrar gibi, alkol gibi, ne bileyim arkadaşlar toplandık, içtik, sıçtık gibi şeylerle günlerinizi harcarsanız o sizin için büyük bir eksi. Sizin gibiler için. Normal insanlar için çok umurumda değil. Ama sizin bizim gibi insanlar için bizler sürekli ayık olmak zorundayız. Bizler bir günümüzü bile boşa harcamamalıyız. Aynı şekilde online oyundan da bahsetmiştim. Bunlar bizim gibi insanlar için değil. Bunlar olduğu yerde, oturduğu yerde çok fazla bir amacı olmayan, yani çok aşırı bir amacı olmayan, vakit öldürmek isteyen insanlar için. Bizim için çok büyük vakit kaybı bunlar. Yani onları yapacağınıza kendinizi geliştirecek bir şey yapsanız. Demek ki benim gençken de öyle bir zihniyetim varmış yani. Çünkü ben şeyi hatırlıyorum. Max diye çok güzel bir strateji oyunu vardı. Bilmiyorum yani, grafikler tabii 96-97 grafiği de. Ve hala da çıkartır oynarım yani bazen. Şu anda birileri oynasa hoşuna gider mi bilmiyorum. Max Payne? Hayır değil. Evet. Ondan önce. MAX diye geçiyor. Yani Mechanized Assault and Exploration. Sonra şeyi düşünmüştüm. Ya dedim, ben bu oyunu çok iyi oynuyorum da. Yani çok da bana bir getirisi olmayacak. Çünkü hani oyunu çok iyi oynarsan oyunu oyna en fazla ne olur abi? Yani sıkılırsın bir gün. Ondan sonra bırakırsın oyunu. O yüzden dedim ben strateji oyunlarında iyiyim demek ki. O zaman satranca başlayayım. Ondan sonra satrançla ilgili şeyler aldım. Programlar aldım. Chessmaster'ı almıştım mesela. Chessmaster 8000'di galiba o zaman. Oradan şeyler vardı. Dersler vardı. Chessmaster dersleri. Onlara başladım. Orada Josh Waitzkin diye bir işte Amerikalı satranç şampiyonu. Çok güzel böyle sohbet eder gibi muhabbet. Aynen bu şekilde ha. Küfürsüz tabii.
Hani diyorum ya, etkilendiğim insanlar var. Ciddi ciddi. Etkilendiğim insanlar vardır podcast yaparken. Podcast'te etkilendiğim insanlar vardır diye böyle saymıştım ya birkaç kişi. Josh Waitzkin de onlardan bir tanesi. Ciddi ciddi ben bu adamın, yani bu satranç öğretme şeylerini, konuşmalarını kaydederdim. O zamanlar kaset vardı. Hı-hı. Biliyor musun mesela kaset ne demek? Ya şey değil mi böyle? Hı-hı. Hani böyle telefon gibi düşün. Şey gibi düşün. iPhone gibi düşün. Aynen. Oradan nasıl gideriz abi? Kalemi sokuyorsun. İçine. iPhone'a kalemi sokuyorsun. Bak şöyle değil mi? Bak. Bende var mesela şimdi. Aynen şu mesela açtı. Aynen. Şunun kalemi var ya. Bu kalemi böyle sokuyorsun, döndürüyorsun ondan sonra abi. Tam aynısı bende de var zaten kaset. Tamam. iPhone'a kafa ayarı yapıyorsun. Google Images'dan bakıyor bak. Kaset diye. Şaka şaka biliyorum. Trollüyoruz adamı ya. Evet. Kasete kaydederdim. Ve kasette mesela çok iyi hatırlıyorum. İstanbul'a giderken sanırım Romanya'ya gitmek için. Buradan İstanbul'a otobüsle gidiyoruz da gece. Gece aynen podcastmiş gibi, muhabbet dinlermiş gibi onları dinlerdim. Çünkü orada sadece satranç anlatmıyor. Satranç anılarını da anlatıyor. Diyor ki mesela Macaristan'a gittim. Macaristan'da işte şöyle griydi her yer. Of, çok şöyle iyi. Yerler vardı falan anlatıyor böyle. Çok oynarken diyor bir taraftan kulağınıza denizin dalgaları geliyordu falan diyor böyle. Oraları betimliyor falan. Ondan sonra işte anlatıyor falan. Böyle manyak bir nörttüm yani. Ama acayip zevkli bir şey. Hele evet. Yolda. Ya millet dalga geçerdi. Sürekli elimde satranç takımıyla gezerdim. Şu an çok aşırı iyi değilim. Zaten o zaman daha iyiydim gerçi. Şu an daha blok unuttum. Ama ne oldu? Seneler sonra iş bulmamda bana yardımcı oldu. Şeyde Amerika'da. Yani arkadaşlar özet şu. Tırnak içinde daha iyi olun. Tırnağı kapat. Tire Efe Aydal. İyi demiş bunu. Yaz bunu. Bak yaz bunu. Tamam mı? Daha iyi ol. Bu kadar. Bunu yaz ve çalışma masana yapıştır. Sürekli buna bak. Daha iyi ol. Gerçekten hayatının, yaşam kalitenin ve hatta birlikte olduğun kızların bile ve tabii ki 2.6 bayan seyircimiz için de birlikte olduğun erkeklerin de aynı zamanda. Gay seyircimiz var mı? Hadi onun için diyelim. Birlikte olduğun kızların ve birlikte olduğun erkeklerin ve hepsi birden bazen. Aynen. Bile kalitesi, yani insanlık olarak seni mutlu edecek, seninle yani tatminkar bir ilişki sahibi olacağın kişilerle bile birlikte olabilme bile, kaç tane bile oldu? Güzel oldu ama. Bile bile. Şiir gibi oldu. Bunlar bile senin ne kadar iyi oldun, senin ne kadar yeteneği oldun ile ilgilidir. Demiştik ya, skill, level, experience işte level abi. Yeterince experience alınca level atlıyorsun ya. Doğru. Üniversite, yani ne demiştik? Level dediğimiz... akademik olarak bilgi. Tamam. Skill dediğimiz yeteneklerin. Hobiler. Satranç biliyor musun? Aikido biliyor musun? Yüzmede iyi misin? Ne bileyim, futbolu iyi oynuyor musun? Veya herhangi bir başka bir dövüş, illa Aikido olmasına gerek yok. Başka bir dövüş sanatı yapıyor musun? Aikido ile ilgili de bir soru sordu bir arkadaş. Şimdi onunla da ilgili konuşacağım. Bunları yapıyor musun? Bunlar skill ve item. Item'da ne kadar paran var? Bunların arkadaşlar hangi birini arttırsanız sizin için kârdır. Ama bir tanesini çok kasıp ötekileri boşlamayın. Üçü de önemli. Yani akademik bilginiz illaki böyle üniversite kaça gidiyorsun veya üniversiteden mezun musundan ziyade akademik bilgi olarak ne kadar bilgi sahibisin? Ne kadar belgesel seyrediyorsun? Çevrenle ilgili ne kadar bilgi sahibisin? Ne kadar kitap okuyorsun? Kitap okuyamıyorsan konuşmayalım. Ben mesela çok değişik bir şey söyleyeyim mi abi? Söyle. Şu anda hep şey derler ya, kitap okumayan insan cahildir. Aslında şu an belgesel de kitabın yerini aldı bence. Ben şu anda kitabı ben eğlence olsun diye okuyorum. O mitoloji kitabı var ya, Ekstrem Tanrılar. Onu ben eğlence olsun diye okuyorum. Ama bir şey hakkında bilgi almak istediğim zaman mesela atıyorum öyle. Napolyon'un hayatı, tamam, Napolyon'un hayatını ben merak ettim. Kitabını açıp okumuyorum. Veya internetten uzun uzun okumuyorum. Neden? Ve hatta hadi bunu da geçtim. Çünkü o tarih belki okuyarak rahat anlarsın. Bilimle ilgili bir şey. Ben nötron yıldızının ne olduğunu merak ettim, tamam mı? Açıp okuduğum zaman kafama oturmuyor işte. Ama internette nötron yıldızı ile ilgili bir belgesel bulduğum zaman çatır çatır anlıyorum. Bir saat içinde, evet. Belki de benle ilgili bir şeydir bu. Benle ilgili bir şey olabilir. Bir saat içinde çatır çatır anlıyorum. Öyle, çünkü kısa ve öz. Ve yani. Şöyle hem göze hem kulağa her şeyi hitap ediyor ya. Hı-hı. Gözünle görebiliyorsun. Kulaktan da adam anlatıyor. Bir tarafta anlatıyor, sen bir taraftan da gözünle görüyorsun. O yüzden bana hep diyorlar ya, Kırmızı Hap'ın kitabını yazmak ister misin? Veya niye Kırmızı Hap kitabı yazmıyorsun? Şimdi her kitap yazanlar bu işi para için yapıyorlar.
%90 yani. Hani böyle ünlü olup da ondan sonra ününü kitap yazarak şey yapmak isteyen birkaç kişi biliyorsun. Hı hı. Yani para için, para için yapıyorlar. O net belli yani, para için yapıyorlar. Ben düşünmüyorum. Ay, parayı sevmediğimden değil, parayı seviyorum yani. Ama olsa güzel olur. John Green'i biliyorsun değil mi? Crash Course'un. Onun da var birkaç tane kitabı. Ya bak ne bileyim, bak bütün mesela videoları bitirelim, tamam mı? Zaten ben metin olarak hepsi yazmışım. Birisi derse ki abi uğraşırım ben. Uğraşırım, yaparım. Yapsın, uğraşsın, yapsın yani. Beni de görür. Lan yazan benim zaten. %30'unu falan veriyorsun. %10 falan. Veya kendisini görsün. Çorbanı atar. Benim için görsel ve işitsel daha önemli. Yani eskiden mesela Evrim serisinde falan o tür şeylerde, hani insanlara bir şeyler anlatmaya çalıştığım videolarda oturup konuşuyordum. O zaman da diyordum ki hani okumaktan daha hızlı oturup insanları dinlemesi. Öyle diyordum. Ama gerçekten o zaman da insanın dikkati dağılıyor. Ama mesela konuşurken, ya konuşma dinlerken yarım saatlik bir şey anlatacaksın. Yarım saatlik konuşma. İnsan sıkılır yani. O yüzden aynı zamanda görsellerle de desteklemek çok önemli. O yüzden ben bunu düşünüyorum. Bir ulaşabildiğin kitle yani artıyor. Kaç kişi gidip kitap alıyor? Ya şunu, şunu düşünüyorum mesela bak. Mesela tarihe ben çok ilgi duymazdım. Tamam mı? Tarihe çok ilgi duymazdım. Ama internet üzerinde tarihle ilgili gerçekten ilginç, esprili, animasyonları güzel grup şeyler, videolar görünce abi gerçekten arka arkaya seyretmeye başladım ve hoşuma gitti. Neden? Hem eğleniyorum, eğlenirken de gelişiyorum. Level kasıyorum yani. Gelişen, bilen bir insan oluyorum. Seni eğlendirerek eğitiyor şu, ve evet, şu olay en güzel yolu o. Şu olay sadece bende yokmuş. Seyircilerim sürekli mesaj atıyorlar zaten. Onlarda da varmış. Yani bir şey öğrendiğin zaman insanda o şey oluyor ya, dopamin geliyor. Yani öğrendiğin zaman sanki böyle kafayı bulmuşsun gibi bir his yaratıyor. Nasıl bir mutluluk hissi yaratıyor yani insanda bir şey öğrendiğin zaman. Herkeste var mı bilmiyorum. Birçok kişide varmış ama. Bilgi sende kafa yapıyor. Bilgi kleptomanisi var bende. Sapyoseksüel olmuyor. Bazen yalnız adam çaktırmadan lafı soktu. Bazen şey yapıyorum biliyor musun? Manyağa bağlıyorum. Diyorum ki lan diyorum ne kadar çok bilgi var. Ben bunların hepsini öğrenemem falan diye böyle tribe giriyorum. Yani, değil mi? O, ben de lanet olsun diyorum. Bak insanın hayatı 80 yıl. Ben sürekli bir şey öğrenmeye çalışsam gene bitiremem falan diyorum böyle. Çünkü öyle zaten şey hani sürekli manyak gibi böyle belgesel karşısında geçiremezsin ki yani. İnsan biraz da kafa şey yapmak istiyor, dinlendirmek istiyor yani. Abi seni bir odaya kapasalar. Dev bir ekran, yemeğin. Abi işte diyorum ya bak. 2 saatlik bir belgeselden sonra bir daha seyretmem artık ben. Ben seyretmem. Yok, canın istediğin zaman. İstediğin zaman belgesel açacaksın. İstediğin zaman filmi izleyeceksin. Gene sıkılırım. Çünkü sokağa çıkıp oradaki insanları görmek de güzel bir şey. Ya keşfetmek de güzel. Ne oldu? Ne oldu? Sustu. Mitçileri öldürdünüz. Hadi onları da yap, tamam. Ara sıra gezebilirsin. Yani sonuç itibariyle arkadaşlar, yurt dışında yaşamak istiyorum diyenler, genel olarak aslında daha iyi bir yaşam kalitesi istiyorum diyenler, bulunduğum noktadan, bulunduğum durumdan daha iyi bir noktaya gelmek istiyorum diyenler, daha iyi olmak önemli olan. Ne bileyim, para kazan. Yani mesela sigaraya niye karşıyım bu konuda? Şimdi düşünün arkadaşlar, yurt dışına gittiğiniz zaman işe başvurduğunuz özellikleriniz tutuyor ama sadece sigara içtiğiniz için işe alınmayabilirsiniz. Ve bu çok yüksek bir ihtimal. Neden? Çünkü siz orada azınlık olacaksınız. Sigara için azınlık olacaksınız. Kimse sizin nazınızı çekmez orada. Ve işverenin de işine gelmez. İşte onu diyorum. Kimse sizin nazınızı çekmez. Bir dakika ben bir sigara molası. Böyle bir yani, şey yok yani. Düşün, sigara içen bir çalışansın. Günde Türkiye 10 dakikadan gibi, 4 kere çıksan. Türkiye gibi düşünmeyin. Türkiye'de çok sıkıntı olmuyor. Görüyoruz kasiyerler falan çıkıyor da. Yani veya ne bileyim başka böyle çalışanlar, raf çalışanları vesaire garsonlar çıkıyor da. Onlara zaten köpek muamelesi yapılıyor ama burada. Onlara para verilmiyor. Onlara köpek muamelesi yapılıyor. Değil mi? Doğru düzgün para. Yani saatlik elbet çalışılmıyor mesela. Aylık çalışılıyor. Aylık maaş veriliyor falan. Adam zaten az para verdiği için çok umurunda olmuyor. Adam gitsin dışarıda sigara içsin. Zaten ben buna para vermiyorum ki. Hı hı. Ama orada öyle değil. Orada gerçekten çalışıyorsun. Çatır çatır saatlik ücret alıyorsun. Sen saatlik ücret aldığın zaman gidip yarım saat sigara içmeye çıkarsan olmaz o iş yani. Öbür seni yani baştan almazlar. Seni baştan işe almazlar. Evet. Bir. İkincisi de hayvan gibi paran gidiyor. Sigaraya hayvan gibi paran gidiyor. Üçüncüsü de bir şey fark ettim abi. Marketlerde Türk malı, özellikle sorum kasiyere. Türk malı sigara diye bir şey yok şu anda marketlerde. Büfelerde var mı onu bilemem. Sen hiç gördün mü?
Samsun sigarası mesela. Şu anda satılıyor Samsun'u mu? Samsun'u epeydir ben de görmedim. Markette, ben markette özellikle sordum. Türk sigarası yok. Samsun, Malta. Yani bu mesela. Ne demek? Ve sigara içen arkadaşlarınıza bakın. Sigara içen arkadaşlarınızın içinde Türk malı sigara içen var mı? Yok. Bu şu demek. Asla yok. Bu şu demek. Bir siktir boktan bir zehir yüzünden sürekli hortum gibi bizim Türkiye'den yurt dışına, başta Amerika olmak üzere yurt dışına para akıyor. Para akıyor arkadaşlar. Siktir boktan bir zehir yüzünden yani. Her ay yüzlerce lirayı havaya üflüyorsunuz. Oo, Jack. Sizi zayıflatacak. Yani arkadaşlar, hani hep şey diyorlar ya, işte biz sisteme karşıyız, uyanalım, ondan sonra hakkınızı arayın falan diyorlar ya. Aslında o insanların da birbirlerinden gördükleri ve iyi sandıkları, iyi kabul ettikleri, doğru kabul ettikleri şeyler var. Bunlar işte. Televizyondan görüyorsunuz. Televizyondaki adam işte ne yapıyor mesela? Çalışıyor. Ama nasıl çalışıyor? İşte kendi işi için değil. Gene yani büyük şirketlerin işine gelecek bir şekilde köle gibi sisteme, sistemin adamı olacak şekilde çalışıyor. Tamam mı? Şimdi bu insanın mutsuz olması gayet normal. Ama işte hafta sonunda o aldığı parayla gidiyor içiyor. İçtiği zaman da kafaya dopamin geçiyor. O dopamin sayesinde de sanki, yani bir tatmin duygusu. Sanki bir şey yapmışım gibi mutlu oluyor. Aslında hiçbir şey yaptığı yok. Diyorum ya, Amerika'daki insanlara da bu yüzden üzülüyorum. Onların da tatmini bu yani. Kendini geliştirmeye gereksinim duyuyor. Eğer bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bunu görebilirseniz inanılmaz, hani şey derler ya, bir soru 10 bin kişi atıyor falan geyiği vardır ya. Bir soru 10 bin kişi atıyor abi falan. O geyik vardır ya. Gel senin vazgeçirmesi. Sadece bunu bile görseniz inanılmaz yukarı çıkarsın. Şu anda benim hayat hikayemi düşünün. Şu olayı düşünün bak. Şu olayı bir düşünün. Amerika'ya gitmiş. Amerika'ya gitme hakkı almış. Orada işini oturtabilmiş. Orada çok kısa sürede birçok Amerika'ya giden arkadaşınıza sorun. Hep böyle çok zor işlerde çalışmışlardır. Ben orada 3 hafta içinde öğretmenlik işi buldum. Hocalık işi buldum. Ve ondan sonra Vancouver'a gitmiş. Vancouver gerçekten cennet gibi bir yer. Ve orada ben kalsam mı kalmasam mı diye düşünürken şunu düşünüyordum. 5 sene boyunca kalırım. Ondan sonra vatandaşlık aldıktan sonra Vancouver'a giderim. Kanada'ya giderim. Kanada gerçekten güzel bir yer çünkü. Yani şu an yurt dışı düşünüyorsanız Amerika değil, bence Kanada'yı daha çok tercih edin yani. Ve özellikle Kanada'nın içinde Vancouver, çünkü hem denize girecek yer var, hem havası daha iyi. Diğer yerler kadar aşırı soğuk olmuyor yani. Hem evler deniz görüyor mu abi? Ben o çok şeyim. Kızlar teklif ediyor. O da mı var? O da var. Çok iyi. Siteler havuzuymuş. O da var mesela arkadaşlar. Hani şimdi ona geleceğim bir de. O da aslında düşünecek olursanız o da ayrı bir şey kaybı, zaman kaybı. Tabii ki 20 yaşındaki birisinin bu söylediğimi uygulaması çok zor. Uygulamaz. Ama ben gene de söyleyeyim. Ben 35 yaşında olduğum için biraz daha rahatım. Ben söyleyeyim. Gerçekten sizi süründüren, sizi koşturan kızların peşine koşmak çok büyük bir zaman kaybı. Ve o iş olmaz. Ve gerçekten o zaman kaybına harcayacağınız zaman ve enerjiyle kendinizi geliştirip, kendinizi başka ülkeye taşıyıp o ülkede kezban olmayan kızlar bulma şansınız çok daha yüksek. Ve zaten yurt dışına baktığın zaman, yani şöyle ya, şey gibi lan, Coca-Cola reklamlarında böyle gençlik var ya, spor falan yapıyorlar. Siktir lan diyordum ben. Öyle gençlik mi olur? Gençmiş, böyle güzel kızlar falan varmış da spor yapıyorlarmış. Voleybol oynuyorlarmış, bisiklete biniyorlarmış falan. Güzel kız bisiklete mi biner amına koyayım diyordum. Gerçek olduğunu gördüm yani. O işin gerçek olduğunu gördüm. Çünkü biz hep şunu biliyorduk. Güzel kızlar ne yapar? İçer abi. Sigara içer, içki içer. Ondan sonra en fazla böyle çok hümanistse ateşin etrafında böyle bir kişi gitar çalar. O da gitarı da çok abartı bilmiyordur. Yani bir bodrum biliyordur falan. Bir iki tane böyle Teoman falan. Değil mi? Çok bir şey beklemeyin yani. Böyle bir şey beklemeyin. Neydi ya o gitar trio? Neydi o adamın adı ya? Çok seviyordum. Dur bir dakika, dur aklatayım. Evet, şimdi Ekşici abiyle ben ele geçirdik podcast'i. Darbe yaptık podcast'e. Evet. Artık biz varız. Buradayız. Artık bundan sonra yönetime bizi abi şimdi ne oldu? Neler? Yani şu an saat kaç? 1'e geliyor. Hani biz de şimdi bunu arkadaşlar dinlediklerinde her şeyi bilmiş olacaklar. Biz şimdi yanlış bir şey demeyelim. Evet. Şu an benim duyduğuma göre işte TRT şey olmuş. TRT'ye çıkmış bir asker demiş, böyle bildiri falan yayınlamış. Evet. Sonra Erdoğan açıklama yapmış. Demiş işte bunlar şeydir, yeneceğiz bunları falan demiş. Öyle. Ne olur sence? Bence direkt FETÖ'dür. FETÖ arkasında Amerika.
destekli FETÖ. FETÖ şey ki, o FETÖ demeyelim de ona Hoca Efendi Hazretleri diyelim de tabii, başımız belaya girmesin. Tamam. Sence de öyle değil mi? Yani bana en mantıklı gelen şu an, tabii hiçbir şey bilmiyoruz diye bakarsak. Çünkü cidden evet, hani öyle. Podcast'e yoğunlaştık. En akla yakın görüneni o olasılık. Hı-hı. Evet Mete'ciğim. Yani çünkü iki büyük grup var ordunun içinde. Aynen öyle. Biri o, diğeri de iktidar yanlısı grup. Olması gereken asıl grup zayıf durumda. Hı-hı. Ya bir de benim abi en sevmediğim an şu an. Senin de öyle değil mi? Yani şu an çok fazla kirli bilgi var. Evet evet evet. Çok evet, fazla dolu bilgi var. Doğru, yanlış hepsi var. Hani aralığından hangisine inanacağız? Bir CNN'e bakıyoruz şunu demiş. Bir TRT'ye demiş şunu demiş. Bir ulusal şöyle diyor. Tam falan. İnternete girilmeyecek an. Tam aynen, televizyon açılmayacak. Ve şu an iyi ki konuşuyoruz değil mi? Aa, evet evet evet. Şu an podcast yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynen. Hani bakmıyoruz yani. Bir sürü o kirli bilginin içinde. Tam evet, doğru evet, olanları vardır ama değil mi? Doğa abi sen de öyle mi düşünüyorsun? Elbette elbette vardır. İşin acı kısmı da o zaten. Hı-hı. Doğru olanları var ve sen hangisi olduğunu bilmiyorsun. Çok kötü. Yani ben bunlardan hangisine inanacağım? Bunların hangisi gerçek bilgi? Aynen. Tam bir kafa karışıklığı. Bütün telefonlar uçak modunda şu an. Kimse arayamıyor da. Millet belki bizi darbe yapıyor falan sanıyordur. Evet, biz de kendi darbemizi burada yaptık. Aynen, kendi yaptık, geldik, küçük darbemizi. Ve podcast öyle devam yani, ediyor. Sabah göreceğiz bakalım. Evet, sabah hı-hı, ak koyun kara koyun belli olacak. Ciddi ciddi şu an kayıttınız mı? Şu an aynen. Ne dediniz? Efe'yi ele geçirdik falan mı dediniz? Aynen. O kadar da ele geçirememişiz. Kendisi geri Efe döndü. Efe abi rehin aldık. Evet, şu anda tam olarak ele geçirmek üzereyiz. Şoryuken. Evet, pat pat. Şaka ya, tabii tuvalete gitmiştim. Ama adamlar ciddi ciddi kayda girmiş ya. Ben anlamam. Neyse, bastı. Böyle iyi ya. Sana da sürpriz olur bak. Ben ilk defa bunu yaşayacağım. Siz hep bunu yaşıyorsunuz ya. Sen mesela konuşuyorsun, aynen, gidiyorsun, ondan sonra bakalım ben gittikten sonra ne konuşmuşum falan. Veya sen işte bakalım ben yokken ne muhabbet etmişim. Nasıl abi, güzel konuştunuz. Ben böyle o yatayım abi, yattım yerden. Biraz daha kalsaydım keşke. Bu arada saat i̇şte, 1'e geliyor ama. Evet evet. Gene yani sorun değil, ses çıkartabilir. Zaten etrafta komşu olmaması lazım. Yani yan tarafta üstte altta komşu yok diye biliyorum. Herkes ben. Çeşme'de mi? Aynen. Yani gelseler de çok sorun normal değil. Şeydir. Abi bugün özel günümüz ya. Yani. Yeni yıl gibi böyle. Abi bugün özel gün. Önemli. Memlekette neler oluyor? Memlekette neler oluyor? Zaten sokağa çıkma yasağı var. İhbar edelim. Apartmana çıkma yasağı da var değil mi? Aynen. Evinden abi çıkmayacaksın abi. Neden çıkıyorsun ki? Mete şey diyor. İşte Mete ya. Fıkra bu ya. Mete bu ya. Fıkra değil, gerçekten diyor bunu. Abi diyor, sokağa çıkma yasağı var ya, yarın ne güzel çekim yaparız ya, bomboş sokak. Aynen. Bir taranırsın abi. Abi bak şimdi şöyle yapalım. Kalabalık çıkalım tamam mı? 10 kişi. Kamerayı hı-hı alalım. Mesela kamera bende ya, beni vurdular. Sen direkt al abi kamerayı. Seni vurdular, direkt böyle Doğa abi alsın. Aynen. Sonra direkt ne çıkacak ortaya sen söyle. Sonra kameranı alacaklar elinden. Kıracaklar. Hayır, gidecek tarantino, bir sürü kamera. Tarantino olacak. Tamam. Olmaz mı? Aynen, olur, yaparız. Sonra buluntu arşiv filmi olacak. Çok tarandığımız için mi Tarantino olacak? Oo, işte bu. Yüzyılın esprisi. Evet. Neyse. Ya konu yalan oldu arkadaşlar. Bugün artık mazur göreceksiniz. Bugün özel günümüz. Konu yalan oldu. Neden yalan olduğunu söyleyeyim mi? Bak, olaya bak şimdi. Şimdi orada bir iki saniye duraklatalım dedik ya. Orada duraklattık. Ben şeyi açtım. Uçak modundan çıktım. O şeyi bulacaktık. Aldimeola'mış bu arada. O Reis'in, evet, evet. Aldimeola. Gitar Trio. Neydi öbürü? Paco. Paco diye biri varmış abi. Paco olmasın o. Paspas çalıyor adam. Ulan adam. Merak etmeyin, biz Mete'yi peşin peşin dövmüştük bu esprisi yüzünden. Adam hala gülüyor ya. Koskoca gitar tanrısını ne hale getirdiler, görüyor Paco musunuz arkadaşlar? Senin karını. 2 P'yle yazıyor. 2 P'yle. 2 P'yle yazıyor. Paco diye. Her neyse, aldığım olaymış. Şimdi uçak modundan çıktık abi. Çıkar çıkmaz gene telefonlar. Ondan sonra mesajlar yağmaya başladı. Abi şey falan diyorlar böyle. Birkaç kişi diyor bunu. Sakın işte darbeyle ilgili paylaşım yap. Az sonra darbeyle ilgili podcast yükleyeceğiz abi. Yani bu kadar da abi ne olacak? Ciddi ciddi diyelim ki darbe oldu, tamam mı? Diyelim ki darbe oldu. Şey mi yapacaklar? Bakalım Twitter'dan kim darbeyle ilgili konuşmuş. Hemen alalım, götürelim, asalım onları. Bu mu olacak? Kim bizim aleyhimizde yazmış bakalım. Bu mu olacak abi?
Ya hepimizin sığacağı kadar büyük bir cezaevi var mı? Yok. Şey zamanlarını biliyorsun değil mi? Deprem olduğu zamanlar. Şimdi İzmir'de bir deprem olur ya, ondan sonra hemen böyle bir söylenti çıkar. Hemen böyle telefonlar yağmaya başlar. Çok daha büyük bir... Efe dışarı çık, çabuk çabuk. Çabuk. Ha. Bilen birisi varmış, deprem olacak diyor. Ha, saniyesi, dakikasını da söyle. 12.46'da. 12.46. Bilen biri değil mi? Bir bilen. Sen yaşadın mı onları? Ben yaşadım. Sen de yaşamışsın. Abi yaşadım. Abi. Tam olarak aynı şeyi yaşadım. Manyak mısınız kardeşim? Ve insan gerçekten de huzursuz oluyor. Herkes yani. Dışarıdaydı. Herkes dışarıdaydı. Deprem olacak. Sular kaynıyormuş. Başka? Kuşlar ötmüş. Kargalar kaçmış. Vallahi ya. Deprem olan şehri ilk kargalar terk edermiş. Ondan sonra en son Cumhurbaşkanı kaçtı dediler. Ne oldu bilmiyorum. Onu ya şu anda tam o noktadayız biliyor musun? Yani o işte saçma sapan bilgi kirliliğinin dibine vuruldu. Şu an abi uçak bununla hiç çıkmayalım bence ya. Aynen. Kendimiz uçak olalım. Binelim uçağa. Binelim abi uçağa değil mi? Zaten o hani yazıyor ya Cumhurbaşkanı uçağa bindi falan diye uçağa. Ne kadar doğru bilmiyorum da. O yüzden binmiş. Ona mesaj atamasınlar diye. Yeter lan falan diye böyle. Adam zengin sonuçta. Aynen. Telefonunu uçak modu yapmıyor. Senin zengin arkadaşın yapmıştır onu. Aynen. Lan demişti telefonu uçak moduna aldım. Niye fakirler gibi yerde alayım ki demişti yani. Mete'nin zengin arkadaşı var ya bir tane. Pis fakirlerden olmayan. O öyle yapmıştır. Aynen. İşte adam zengin sonuçta. Makam uçak. Her şeyi merak ediyordum zaten. Hı. Abi tamam reis kalacaksın tepede de. Yani çok bir amacın da yok artık. Çok da konuşmak istemiyorum. Şu an artık kim diktatör? Kim bizi içeri atar? Hangi taraf bizi içeri atar? Veya bunlar birbiriyle içeri... Bence bunlar birbiriyle girmekten bizim gibi böyle yani muhabbet eden insanlara pek dalacaklarını sanmıyorum yani. Birbirlerine girmekle meşgul oldukları için. Yani o kadar da korkmayın artık arkadaşlar. Son sözler. Ben bunu yüklerken böyle, siz bunu dinlerken ben içerideyim falan. Ya o biraz mantıklı olun yani lütfen. Neyse. Dedi abi de... neydi konu ya? Neydi? Yurt dışına gitmeydi değil mi? Yurt dışına gitmeydi. Yapacağız. Yani. Sizin için arkadaşlar kahve kotamı iki katına çıkarttım. Bir tane daha şimdi kahve koydum yani. Normalde günde birden fazla kahve içmezdim. Yarın birkaç gün artık hiç içmeyeyim. Demir eksikliği falan oluyor. Mideye de kötü yani fazla kahve. Demir mi yiyor? Öyle zaten demir emilimi. Demir emiyor. Abi demiri nasıl yiyorsun? Hı? Sert değil mi? Evet çok güzel. Midem ağrımaya başladı. Kahveden mi? İkinci kahveye gerek kalmadı sen. Mete'nin adı ikinci kahve olsun bundan sonra. Evet. Hadi ciddiyiz. Ne diyorduk şimdi? Ne konuşuyorduk? Yurt dışına gitmekten bahsediyorduk. Şeyden bahsediyorduk. Hah. Gençlik. Hı hı. Nasıl diyorduk ya. Diyorduk ya. Hani orada böyle gençlik var. İşte ne bileyim sporla ilgilenen. İnsanların eli yüzü düzgün olmasına rağmen kezbanlık yapmayan bir gençlik var diyorduk ya. Şimdi arkadaşlar tamam o konuya bir geri dönelim. Kusura bakmayın. Bugün işte darbe yüzünden böyle şeyler oluyor. Ama hırs yaptık. Ne olursa olsun çekeceğiz. Saat 1 oldu. Çekeceğiz abi. Söylemek istediklerimizi söyleyeceğiz. Enerjimiz en azından yerine geldi. Şimdi ne diyorduk? Burada sürekli işte böyle kızların peşinden koşan, sürekli işte kandırılan kızlar tarafından. İşte yaşadın mı sen? Ben çok yaşadım yani. Ben çok böyle saf bir, gençken çok saf bir insan olduğum için, kızların peşinden böyle çok koşan bir insan olduğum için kızlarda çok böyle dalga geçti benimle de. İşin komik yanı ne biliyor musun? Abi şu anda yani ben o, yani o zaman benimle bu şekilde dalga geçen, oynatan kızlara baksam gülerim yani. Gülersiniz. Abi derim şu kız beni oynattı, gülersiniz yani. Bu konunun filmini izlemek isteyenler YouTube'a o çocuğu yazıp izleyebilir. Yok o bile öyle değil ya. O bile öldü. O eski sevgili sonuçta. Benim dediğim öyle. Şu olay. Hani çok klasik vardır. Mete yaşıyorsundur belki şu anda. O yüzden Mete'ye soralım. Mesela bir kıza yazıyorsun diyelim tamam mı? Hı. Kız böyle çok fazla mesaj atmıyor. Ama sen şimdi ümidi yitirip de mesajı kestiğin zaman o bu sefer sana mesaj atmaya başlıyor. Ne haber buluşalım mı falan. Hı hı. Ama ondan sonra buluşmuyorsunuz. Veya buluşmaya mesela sinemaya gidiyorsunuz. Giderseniz yanına bir erkek daha geliyor falan. Yanında bir erkek daha geliyor. Öyle saçma sapan işler yani. Aynen. Onları yaşadık biz değil mi abi? Evet. Şu an yok öyle etrafında öyle kız da. Ama ilginçmiş abi.
Selena Gomez mesela mesaj atsa, çağırsa seni. O ben koşarak. O zaten yani gerçekten değilim. Gerçekten arkadaşlar şu anda hani hormonlarınızdan dolayı bunu dinler misiniz bilmiyorum ama ben gene de söyleyeyim. Bunların bu şekilde sizi oynatan insanların zaten ikincide üçüncüde net anlarsınız yani sizi oynattığını. Kasıtlı olarak oynattığını anlarsınız. Çok fazla bunlara enerjinizi yitirmemeniz lazım. Enerjinizi kaybetmemeniz lazım. Şunu düşünün. Aynı enerjiyle kendinizi geliştirip kendinizi bir şekilde yurt dışına attıktan sonra aslında oraya gittiğinizde bekar olmanın bir avantaj olduğunu göreceksiniz. Bekar olmanız bir avantaj. Neden? Orada bir kız arkadaş sahibi olursanız eğer oranın toplumuna çok hızlı bir şekilde ayak uydurabilirsiniz. Çünkü direkt hazırdan bir arkadaş çevreniz olacak yani. Anlatabiliyor muyum? Doğru lan. Yani keşke internet üzerinden bunu yapın desem. Bu zaten yöntemlerden bir tanesi. Hep diyorum ya yengen vizesi diyorum ben buna abi. Yani internet üzerinden bir kız arkadaş sahibi olup nereye gitmek istiyorsan. Baş harflerinden yengen çıkıyor. Aynen. Schengen olarak da bilinir. Bir kız arkadaş sahibi olup ondan sonra da oraya kapağı o şekilde atmak. Ama işte internet üzerine artık çok zor. Özellikle de Türk bayrağını görünce o kadar çok çomar var ki. Bu da bir sonraki konu. Şimdi siz Kezban'dan eğer mesela Kezbanlardan bıktıysanız, Kezban'ı istemiyorsanız bir de her şeyden önce sizin de çomar olmamanız lazım. Bu da önemli. Bu da önemli. Yani ne demek istiyorum? Aslında çok net. Sen şimdi bakıyorsun kızlar beni çok oynatıyor. Ondan sonra ne bileyim kızlar çok Kezban diyorsun. Ama mesela yurt dışına gittiğin zaman yurt dışındaki kıza sen yapamazsın yani. Kıskançlık krizi falan yapamazsın yani. Siktir git der sana. Orada yapabileceğin bir şey yok. Orada böyle belalı gibi takılamazsın. Belalı gibi takılırsan anında hapse girersin yani. Acı çekersin, acı çektirirsin. Olur. Hani orada belalı olmak. Ondan sonra işte hani burada var ya öyle. Eski sevgilisi olan kızı takip ediyor falan. Polise falan arıyorlar. Bir şey olmuyor. Bir şey yapılamıyor falan. Hani öyle bir dünya yok yani medeni ülkelerde. Amerika'da stalker olayı var ama. Amerika ile Türkiye'nin benzerliklerinden bir tanesi. İnternet üzerinden mi diyorsun? Hayır. Gerçekten. Aynen bu söylediğim şekilde stalker olayı var. Arada şöyle bir fark var. Restriction ne deniyor ona ya? Ya bir ceza çeşidi yani uzaklaştırma cezası. Diyor ki şu kişiye 100 metreden yakın olamayacaksın. Öyle bir ceza çeşidi var. Uzak tutma cezası. Evet. Eğer yaklaşırsan direkt restriction order galiba. Evet. Eğer yaklaşırsan direkt hapse giriyorsun falan. Uzaklaştırma emri. Uzaklaştırma emri. Aynen aynen. Uzaklaştırma emri. Bizde o yok sanırım. Ama bu insanlarda en azından biraz daha iyi oluyor uzaklaştırma emri olayı. Ama hep de geçerli olmuyor. Hep de tutmuyor yani. Evet söyle. Uzaklaştırma emri veriliyor ve denetleniyor. İzleniyor. Hı-hı. Yani bizdeki gibi uzaklaştırma emri verilen adam. Bizde var mı ki uzaklaştırma emri? Zaten baştan yok yani. Hani yasal olarak. Yani bak göstere göstere cinayet olabiliyorsa bizde. Yani adam söylüyor zaten seni öldüreceğim, seni yakalayacağım, seni mahvedeceğim diyor. Dediği halde bu adam engellenemiyorsa gerçekten de yakalayıp öldürüyorsa o zaman ortada zaten bir sorun var yani bizde. O heriflerde de ayrı ayrı sorunlar var. Ama bu da bizdeki bir sorun yani. Hem de büyük. Evet. Çomar bolluğu var abi. Şimdi şey derler ya et kokarsa tuzlarsın, tuz kokarsa ne yaparsın? Tuzun kendisi çomar olursa ne yaparsın? Anladın sen onu. Kendime başka bir et bulurum. O zaman da etlersin diyeceksin. İşte böyle arkadaşlar. Bunun haricinde tabii Green Card'a başvurmak var. Orada mutlu olur musunuz bilmiyorum. Ben sürekli küfrediyorum mesela burada. Burada yaşadığım şeyleri sürekli böyle lanetliyorum ya. Bunu Allah kahretsin bu da var falan. Ama ben şu anda en azından Amerika'yı tercih etmem hala da. Ama gerçekten bu milliyetçilikten de değil. Hani herkes şey diyor ya. Geldin işte savaşmaya geldin helal olsun falan. Yani aslında ondan değil. Tarz farkı, yaşam tarzı. Mesela açık konuşayım yani. Eğer şu anda ben mesela Patreon'u açtığım zaman insanlar pek iplemeseydi. Yani olur, olsa da olur, olmasa da olur. Tamam videoları güzel ama olsa da olur, olmasa da olur. Kafasında olsaydı ben gelmezdim. Veya bu kadar insanlar bana destek olmasaydı, maddi manevi destek olmasalardı ben gelmezdim yani. Tamamen bak, tamamen seyircilerin bana sahip olmasından, seyircilerin beni sahiplenmesinden ve Patreon'dan bu en azından bir sabit bir gelirimin olması ve geri döndüğüm zaman videoculuk yapıp o işte kafamdaki ideal videoları Kırmızı Hap, astronomi serisinden başlayıp işte bu bilim kurgu filmi bunlara doğru gitme şansımı yakaladığım için dönmek istedim. O yüzden de şu anda ne, yani aradaki fark şu.
Çok da iyi yaptı. Bu tür sıkıntılar, yani bana sürekli sıkıntı yaratılıyor. Gerçekten bağımsız, hiç kimsenin şeyi olmayan, ışığı olmayan şovmenlerin, hiçbir şovmenin böyle eline kalmamış. Yoksa o şekilde biz ünlü olurduk yani. Evet. Çok net olurduk. Çünkü daha önce demiştim, menajer olduğunu söyleyen 2-3 kişi dedi yani. Ben Okan'ı tanıyorum. Genelde hep Okan derler. Neden bilmiyorum. Ben Okan'ı tanıyorum, o şekilde ayarlarız falan diye. Okan'ın yanında ünlü olanlar gibi biz de aynı şekilde ünlü olup ondan sonra bir noktadan sonra da işte ürün tanıtımlar, reklamlara çıkıp oradan yolumuzu bulurduk. Ama bunu istemiyoruz. Çünkü fark yaratmak istiyoruz. Koyduğumuz her video fark yaratsın istiyoruz. İki tane kırmızı hap koyduk. İkisinde fark yarattığını düşünüyorum. Üçüncü kırmızı hap da fark yaratacak. Dördüncü de fark yaratacak. Ya bir kişi daha var mı senin gibi? Niye yok? Gerçekten niye yok abi? Güzel sordun yani. Yani 14 milyon kişi yaşıyor İstanbul'da. Ankara'da. Kendi kendimi sıvazlıyorum. Kendi egomu sıvazlıyorum. Ben var ya çok önemli bir insanım ha. Hayır yani neden bir tane çıkmıyor? Hayır. Hani? Hayır, ciddi konuşalım arkadaşlar. Niye yok yani? Neden olmadığını söyleyeyim. Mesela hani hep diyorlar ya. Abi diyorlar gaming videosu çeken insanlar ne kadar çok tutuluyor falan. Hatta sen bana podcast'ten önce sordun. Niye işte böyle YouTube, Türk YouTuber'ların toplandığı işte toplantılara gitmiyorsun? Çünkü nereye gideceğim abi? Gamer'lara mı gideceğim yani? Oha yorumculara mı gideceğim yani? Ruhi Cennet var. Dediğin gibi oha yorumu mu gideceksin yani? Nereye gideceksin? Tutmuyor çünkü. Yani karşılığında gerçekten düşün ya. Yani insanlar bu riske girmek istemiyor. Girerlerse de kazançlı çıkarlar mı bilmiyorum. Şimdi mesela o sitelerin Patreon hesaplarının olduğunu düşün. Kaç kişi verir ki onlara para? Kaç kişi verir yani? Pek sanmıyorum. Ama insanlar thumbnail'da ilginç bir şey görünce üstüne tıklarlar, o ayrı. Veya gaming videosu görseler tıklarlar, o ayrı. Ama adam ona niye versin ki? Çünkü 80 tane Minecraft gaming videosu var. Bana ne sen yapacaksın, yapmayacaksın. Adam Minecraft Gaming diye yazdığı zaman 80 yani tane çıkıyor zaten. Olmaz. Sen olur. Yapsan ne olacak, yapmasan ne olacak yani? Onun gibi. İşte o yüzden olsun. Olmuyor yani. O yüzden olmuyor. Keşke çıksa. Ama düşünecek olursanız illa yok yani. Bak gerçekten kaliteli kısa film çeken YouTuber'lar var. Çıkıyordu. Bir iki tane film çekiyorlar. Bitiyorlar ondan sonra. Çünkü bundan gerçekten devam edecek bir imkanları olmuyor. Patreon biraz onu değiştirdi işte. Gerçekten yani ben... Hani beni sizler yarattığınız lafı çok doğru bir laf yani benim için. Çok geçerli. İnsanlar bu kadar ilgi göstermeseydi ben bu işe devam etmeyecektim abi. Abi insan kendi kendini yaratır. Çevresindekiler de el verir. Tamam ama yani. Ama şunu düşün bak, ben şimdi yapıyoruz tamam, seviyoruz abi, ne güzel şeyler çekmişiz diyoruz. Bakıyoruz hoşumuza gidiyor. Evet. Tamam mı? Ama seyirciler iplemese devam edebilir miydik? Hayır. Sen ortada bir kırmızı hap 1-2 hiçbir şey olmayacaktı. Astronomi serisi olmayacaktı. Maddi manevi bu kadar destek yapmasardı bunlar olmayacaktı. Yani. Şu anda bu videolar varsa bu insanların desteği sayesinde. Şu anda bu insanların desteği varsa senin içindeki o cevher sayesinde. Yani bu hepimizin içindeki o... Bravo! İşte. Bravo başkan. Farklı bakış. Yüreğime darbe yaptın abi. İşte o yani tabii ki. Adam yoksa niye para versin senin sesini dinlemek için, bilmem. Ama yani öyle bir ortamda olabilir. Şimdi düşünecek olursanız hani hep diyorlar ya abi Türkiye'de yok ya kafası çalışan insan, demek ki varmış yani. Bunun 10 katı kadar Minecraft seyreden insanın olması gayet normal. Çünkü 10 yaşındaki çocuklar gidiyor. Benim Amerika'da öğrencilerim 8, 9, 10 bu yaşlardaki öğrenciler görüyordum. Ellerinde tabletler var. Boş zamanlarında giriyorlar hemen YouTube'a. Orada hemen Minecraft videosu açıyorlar. Oradan onu seyrediyorlardı. Şimdi böyle düşünecek olsa oho çok insan var yani. 10 katı kadar çok insan olmasının sebebi bu. Her neyse. Yani onların niye daha çok olduğu çok umurumda değil. Bizim şu anda bir kitlemiz var. Benim için önemli onu. Ve kaliteli bir kitle olması da önemli yani. Kesin. Çok saygın bir iş yapıyoruz. Ve saygın da bir kitlemiz var. Biz çok süperiz bu arada. Yani çok süper adamlarız yani. Abi, sürekli kesiyorum adamın sesini. Öz. Evet. Ya benim için gerçekten önemli. Mesela kaliteli seyirci olayı gerçekten önemli. Çünkü hani çekimlerdeki hataları düzgün bir şekilde söyleyebiliyor insanlar. Şu hatalar var. Nokta atışı bazı şeyler. Benim gözümden kaçan şeyleri söyleyebiliyorlar. Veya bazı konularda fikir istiyorum. Tak diye fikir söyle. Hukuki konulardan tut. Ne bileyim site açma, internet sitesi açma konularına kadar çok net bir şekilde. Mesela ben internet sitesi lazım, kim yapabilir, bu işe girebilir dedim. 20 tane, bak abartısız 20 tane mesaj geldi. Abartısız. 20 tane mesaj geldi abi ben yaparım diye. Çok güzel şeyler bunlar yani. Bunun gerçekten
şeyi gelecek. Devamı inşallah gelecek arkadaşlar. Bu arada gerçekten ailem de olmasa devam edemezdim. Bu biraz şey konuşması oldu. Teşekkür konuşması oldu. Aslında neden biliyor musunuz? Teşekkür konuşması da olsun. Tabii çünkü olsun. Haftaya bugün 10. senemiz. Evet. YouTube kanalının 10. senesi. Evet abi 2006'da başladım. 2006'da başladım. Özel bir video çekmeyi düşünüyorum, istiyorum. Şöyle yani eski videolardan kolaj. Sen yaparsın değil mi Mete? Senin üstüne atıyorum. Yaparım onu. Şimdi podcast daha hayır demez. Yok ya ben de yaparım yani. Bakarız işte vaktim olursa yaparsın. Olmazsa ben yaparım yani. Yalnız Efe'cim o kolaj değil. Kolaj. Çak. O 8. yıl için yaptığını alırım abi. Direkt kopyala yapıştı. onu yollarım sana. Şöyle ondan onu da kullanmak istiyorum. Onu koyarız. Güzel fikir ha adam zeki. Ama kamera arkası çekim çok kullanmak istiyorum. Kamera arkası da çünkü mesela videoların gelişimi hani var ya mesela 2006'dan bugüne kadar videoların gelişimi bir de şey de var. Kamera arkalarını da çektiğin zaman kamera arkalarında da gelişimi görüyorsun yani. Ekipman değişimi falan böyle. 320-240'tan. Tabii ilk videolarımız 320-240. 320-240 abi. İşte o zamanın bu. HD'si 240p. O zaman HD diye bir şey yok ki. Evet arkadaşlar var mı başka sorunuz bakayım. Dur benim bu konuyla ilgili yani yurt dışı ile ilgili başka düşüncem var mı? Green Card'a başvurmak dedik. Yengen vizesi dedik. Bu kadar. Akademik olarak gidilmeyi ben bilmiyorum. Gitmeyi ben bilmiyorum. Ama bir de şu köprüleri de yakmayın arkadaşlar. Zaten de yakmazsınız herhalde. Yani gidip gelebilecek şekilde olun. Sıkılmayın. Arada gelin. Sanıyorum ki İzmir'de olsanız bile 2 ay fazla yeter. Yani orada mesela 10 ay boyunca ülkemi özledim falan diyeceksin böyle. Abi ne güzeldi ya İzmir falan ne güzeldi ya falan diyeceksin. Tamam mı? Buraya geleceksin. 2 ay yetecek sana. Tamam lan diyeceksin. Tamam. Tamam. Yeter. Alalım ben tarhanamı sucuğumu alayım yanıma. Tarhanamı sucuğumu alayım yanıma diyeceksin. Memlekete doyduk bu yıl. Yeter. Bu kadar memleket yeter. Ama Türkiye ilk geldiğinde böyle yuvarlanarak gelir böyle toprağı öper falan. Güzeldi ya. Ben pişman değilim geldiğime yani. Hatta belki Avrupa'da olabilir. Köprüleri fazla atmamak adına dediğin gibi sık. Ya bir de onu düşündüm biliyor musun abi? Bak şimdi hani biz hep neyi düşünüyoruz? Aslında bu çok büyük bir kısır döngü bizim için. Biz hep yurt dışı olarak İngilizce konuşulan ülkeleri düşünüyoruz. Amerika'yı düşünüyoruz, Avrupa'yı düşünüyoruz. Şimdi oturup düşünecek olursan hep böyle birinci dünya şey ülkeler. İtilaf kuvvetlerinin olduğu ülke, tamam mı? Aslında hep medeniyet olarak biz burayı görüyoruz. Ama buraya baktığım zaman, Avrupa ülkelerine şimdi baktığın zaman yani neredeyse hepsinde adamlar IŞİD'çileri doldurmuşlar. Mültecileri doldurmuşlar. Demokrasi adına saçma salak işler yapıyorlar. Sen var mıydın o şeyde? Norveçli katili anlattığımızda. Saçma salak doldurmuşlar. Yok, podcast'te mi? Hı-hı. Yok, ya kaçırmış. Bilmiyorum çok kafaya takmayan bir insan için belki onlar çok batmaz. Ama işte bana batıyor. Norveç'ten katil çıkar mı? Çıkıyor ya. Bana batıyor böyle şeyler. Yani bu adamlarda gerçekten demokrasinin biraz fazlası var. Ve kendi kendilerini bitirmeye doğru gidiyorlar yani. İngiltere falan bile çıktı ya şeyden. Avrupa Birliği'nden çıktı evet, yani. Evet. Senin o dediğin itiraf ülkelerini falan anlarım da İskandinav ülkelerinde bu tür şeylerin olması pek şaşırtıcı gerçekten. Evet. Hayır, Tayland'a gideceğiniz işte. İskandinav ülkelerinde de mesela insanlar çok fazla düşünmüyor. Çünkü şeyden dolayı gene. Yani İngilizce biliyoruz ya. Dünya dili İngilizce olmuş. Biz İngilizce öğrenmişiz. O yüzden buraları hiç düşünmüyoruz bile yani. Ya nasılsa biz bunun dilini kim öğrenecek? O yüzden arkadaşlar aslında şu anda gençsiniz ya. İstediğiniz dili öğrenmeyi tercih edebilirsiniz. İngilizceyi temel olarak alıp başka bir seçtiğiniz ülkenin dili. Hı hı. Ben keşke şu an Japoncayı çok iyi bilen bir insan olsaydım. Şu an hani yaşım geçti benim. Belki ileride şey olursa, maddi imkanım olursa Japonya'ya gidip, Japonya gitmeden önce de kitaplarım duruyor zaten. Japoncayı biraz çalışmak isterim. Şu an en azından temel bir Japoncam var. Şu bakımdan temel. Gittiğim zaman konuşa konuşa, baka baka, sözlüğe baka baka öğrenirim. Çünkü öyle bir temel var yani. Yani İngilizcenizde... İngilizceniz de öyle olsun. Temel olsun tamam mı? Yani bu da bir alternatif. Hani çok iyi İngilizce de işinize yarar. Amerika'ya falan gitmeyi düşünüyorsanız tak diye işte ne bileyim iyi bir iş bulursunuz. Ağzınız iyi laf yapıyorsa. Bunun haricinde de bunu da düşünebilirsiniz. Yani işte temel bir İngilizcem olsun. Ne olur ne olmaz. Ama Japoncayı çok geliştireyim. Gideyim Japonya'da yaşayayım.
Çünkü oraları bilmiyoruz ki. Belki oralar daha güzel. Hani hep diyoruz ya, Türkiye'nin sıkıntıları sayıyoruz işte tak tak tak. Amerika'nın, Avrupa'nın sıkıntıları sayıyoruz. Belki Japonya'ya gittiğimiz zaman diyeceksin ne güzel tam istediğimiz gibi. Yani tam istediğimiz gibi derken şu an tamamen sallıyorum arkadaşlar. Yani kimse çıkıp şey demiş. Japonya öyle değil lan. Biliyorum, sallıyorum yani. Televizyondan gördüğüm kadarını söylüyorum. Diyelim ki yani istediğimiz gibi derken neyi kastediyorum? Mesela bizim buradaki böyle çomarlık, bizim buradaki böyle ahlaksızlık, bizim burada din baskısı, bizim burada rüşvetçilik bilmem ne. Böyle bir şey yapmaya çalışan insanlar, yani hem kendisinin insanların tembel olması. Ben acayip sinirleniyorum tembel olan insan. Benim gibi insan tembel insanı nefret eder. Acayip sinirleniyorum tembel insan görünce. Hem de bir şeyler yapmak isteyen insanların da fırsat vermemek. Çünkü o adam çalışıp da seni geçerse o zaman senin de çalışman gerekecek. Kafa bu yani adamlarda, bizde. Bunların mesela olmadığı insanlar, şimdi biz hep tabii bunları diyorum ya, şehir efsanesi. Gidip orada yaşamak lazım. Biz ne olarak biliyoruz Japonları? İşte şerefli insanlar. Din baskısı fazla yok. Ondan sonra şerefli insanlar olmalarına rağmen çok böyle acayip çılgınca şeyleri var. Yani o kadar çılgın insanlar ki. Biz orada kesinlikle dikkat çekmeyiz. Bir de öyle bir şey var yani, değil mi? Orada dikkat çekmeyiz yani bence. Bir açıdan da öyle, evet. Çok acayip insanlar var. Gerçi Amerika'da da çok garip, acayip insanlar görmüştüm. Orada da dikkat çekmiyorduk. Yani orada mesela şunu düşün. Normalde bankın orada bana çok kıyafet şey geldi, tamam mı? Sıcak geldi. Tişört için atlet var. Tişörtü çıkartıyordum, atleti çıkartıyordum. Tişörtü tekrar giyiyordum. Kimse dönüp bakmıyor. O kadar çok etrafta deli var ki çünkü. Yani bize de kimse dönüp bakmıyordu yani. Bunu Japonya'da yapsan. Bilmiyorum, orada da bakmaz herhalde. Ondan sonra mesela Amerika'da, Avrupa'da, mesela Amerika'da olmayan ve Amerika'da da benim kıl olduğum şeylerin de olmadığını söylüyorlar. Mesela işte Amerikalılardaki aşırı harcama, aşırı israf, her şeyi böyle büyük büyük almaya çalışmak, böyle bir yaymak. O da var. Ya gerçekten görüyorsun lan diyorsun. Yani o ülkeyi gördükten sonra şey dedim. Demek ki rahatın fazlası kötü bir şey. Bir de böyle düşün. Yani şunu düşün lan, Japonya'da eğitim falan çok baskıcıymış. Hı hı. Ve bir de şöyle bir şey var. Japonya'da çok fazla insan intihar ediyor. İntihar ormanı diye bir şey var yani. Bu eğitim sistemi ve yaşam şartlarında yani böyle koşuşturmanın çok oldu. Ama bir de şöyle düşün. Param var diyelim. Param var. Hı hı. Orada çok aşırı yoğun bir şekilde çalışmana gerek yok. Belki de çok seveceksin. O da olabilir yani. Bir şey dikkatini çekti mi? Yani şu da olabilir. Biz diyoruz ya, biz çalışkan insanlarız. Belki biz oraya gittiğimiz zaman biz tembel kalacağız o herifin yanında. O da olabilir yani. Diyecekler ki oho sen oturuyorsun kahve içiyorsun. Oturarak kahve mi içiyorsun lan? Bir elinle kahve iç, bak sağ elin boşta. Solla kahve içiyorsun, sağ elin boşta. İş, çalış bakayım. Balık pişir. Balık pişir. Japonya'da din baskısı yok ve intihar oranı yüksek. Bilmiyorum. Ya şeyden diyorlar işte. Ha evet, ateistler. Ateistler niye intihar etmiyorsunuz? Bunu kim açıklayacak? Doğrudan bağlantılı yani, değil mi abi? Aynen abi. Başka bir nedeni olabilir mi? Cehenneme gidiyorsunuz desen. Karışmıyorlar herhalde intihar etmek isteyenlere. Olabilir, senin tercihindir diyor. Evet. Ya şey diyeceğim. Abi oturalım bir sonraki konuya bakalım diyeceğim. Korkuyorum anasını satayım. Hmm. Bu hafta 1,5 saati gene geçeriz. 2 saate de vururuz. Ama çok aşırı uzun olmayacağını ben tahmin ediyorum. Gerçekten enerji de kalmadı. Sürünmek durmak istemiyorum. Yani podcast'i süründürmek de istemiyorum. İlginç birkaç tane konu vardı. Oturmuyoruz bak. Oturmadan bakacağız. Tamam. Oturunca kalkamıyoruz aslında. Tamam, yani. Hemen bak stopa da, tamam stopa basıyorum ama oturmuyoruz. Açmıyoruz ha. Uçak yok. Modundan çıkmıyoruz abi. Tamam aynen. Ayaktayız dimdik. Moralleri bozmak. Uçak modundan çıkmıyoruz abi. Her uçak modundan çıkınca bir, şu an bir var. Uçak bileti alacağız değil mi? Nasıl abi? Bok gibi çak. Kim bilir neler olmuştur şimdi ya. Bir uçak ondan... Ulan neler olmuştur acaba, merak ettim ha. Hadi tahmin etsene abi, şu an ne hayır, oldu? Hayır hayır, açma. Yok, yok. Sadece telefonum şeyde. Abi gelecek mesajları söyleyeyim sana. Büyük ihtimalle en son neydi? Genelkurmay Başkanı rehin alanına çıktı. Bir açtık, Cumhurbaşkanı ülkeden kaçıyor çıktı. Şimdi abi aç... Bilmiyorum abi. Fethullah Başbakan oldu. Abi çok iyi olmuş. Aynen. Fethullah Başbakan oldu. Çok ekstrem oldu. Fethullah Cumhurbaşkanı oldu. Evet. O çıkacak şimdi. Kabineyi kurdu. Arkadaşlar sakın darbeyle ilgili konuşmayın. Ne olacak? Anasını satayım. Yani şu kadar, bak şu kadar konuştuğumuz için içeri alınacaksak o zaman da alınalım anasını satayım. Ne yapalım? Ya,
Şu kadarcık konuştuk diye yani. Bir şey olacaksa başka. Bak bak dışarı bakıyor. Olacaklar olacak. Var, bir tane insan geçiyor bak. Tank gibi bir insan mı? Yok dışarıda insan var. Vurma atılar. Oğlum sokağa çıkma yasağı var mı ki yani? Abi yok mu? Var mı ki? Abi olsun işte adam dışarıda bak. Abi bilmiyorum bana çok büyük bir şey olmayacak. Çıkmayacak gibi geliyor ama göreceğiz yani yarın. Yarın akşam belli olur. Neyse. Nerede ya şey? Telefon orada kalmış. Basmayın lan Pauso. Yayından çıkmayın lan. Pauso basalım. Hayır basmayacağız. Direne, basmayacağız direne. Abi. Direne direne kazanacağız. Durmadan açıyorum. Devam ediyoruz. Durmadan devam edeceğiz abi. Şimdi. Zar mı atacağız abi? Bir de eskiden normal FKS'lerde bunun bir de montajı vardı ya. Of. Ağlıyor. Ne kadar kötü. Ağlıyor. Şu anda bunu düşündüm hatırladım ve ağlıyorum abi. Ters evet. Takla. Şimdi. Abi zar mar yok bugün. Güzel konuları konuşalım. Tamam. Zaten darbe oldu. Kafamız folloş oldu. Ben böyle zar atıp da kötü konu bulup ondan sonra o kötü konu lan neydi falan diye düşünmeye çalışmayayım bugün yani. Güzel konuları seçelim. Evet, evet. Şimdi bak bu uzun süre listede kaldı ama bu şey yapmadık. Konuşmadık bununla ilgili. Şimdi Orlando Shooting vardı ya. Yani hı-hı. Orlando'da gayleri vurdular. Ama Orlando'da iki tane falan oldu sanki bu olay. Bir bilmiyorum polisi de. Falan vurdular. Ha, Orlando'da olmadı. Orlando değil o Dallas'taydı hatırladım kadarıyla. Bu Orlando'da olan olay işte gay kulübe girdiler. Gayleri vurdular abi takır takır. Aynen onu hatırlıyorum. Şunu düşünüyorum. Düşündüm ben de. Charlie Hebdo mesela bunlarla dalga geçti mi? Ben göremedim. Belki dalga geçmiştir bunlarla da. Nasıl dalga geçecek ki? İşte bak niye geçmiyor? Yani ne bileyim o işte karaya vuran Suriyeli çocukla dalga geçtikleri zaman diyorlar ya. Ya o aslında şeydi. Orada dalga geçmiyor aslında da ironi yapıyor. E yapsın buna da ironi. Yani o dalga geçme değil de ironi ise yapsın buna da ironi. Çizsin karikatür. Desin ki mesela ne bileyim nasıl olabilir abi mesela. Şey ben bir tane aklıma gelmişti. Bir saniye dur duraklatayım. Niye duraklattık lan? Hani duraklatmayacaktık. Neyse bastım hemen geri bastım. Dur aklıma gelmedi ya. Öyle bir karikatür düşünmüştüm ben. Nasıl abi olabilir arkadaşlar? Nasıl olabilir? Yani böyle bir orada işte işitçinin gay kulübe dalıp tamam mı? Onları böyle takır takır öldürmesiyle dalga geçen bir karikatür. Biz demek ki o kadar sanatkar değiliz yani. O kadar sanatçı değiliz. Çok büyük ihtimal şey kesinlikle. Diyecek. Onlar büyüseydi ne olurdu? O çocuğa öyle demişler ya. Hı hı. O çocuk büyüseydi ne olurdu falan. Bu genç şeyler büyüseydi ne olurdu falan. Herhalde öyle bir şey yaparlardı yani. Onu düşünüp sonuç itibariyle arkadaşlar kusura bakma biraz yaydık konuyu da. Özet olarak şu. Bu adamlar yani Charlie Hebdo bu olayla da dalga geçen şey pardon ironi yapan bir karikatür yaptılar mı? Eğer yaptılarsa tamam diyeceğim tutarlı adamlar. İki yüzlü değiller. Eğer yapmadılarsa ne belirliyor? Yani bu da mesela benim Batı'nın en sevmediğim şeylerinden bir tanesi. Olaylarından bir tanesi. Yani ölmüş insana tamam mı? Trajedi yaşayan insanla bu şekilde dalga geçmeye. Ben bunu çok görüyorum. Şey öldü. Bir sürü caps yaptılar dalga geçen. Neydi o? Paul Walker reis. Ondan sonra mesela tsunami oldu. Japonların tsunamisi oldu. Çok büyük bir trajedi. Bununla dalga geçen bir sürü tweetler yazdılar. İnsanlar tepki gösterince de bizim komedi anlayışımız bu. Senin komedi anlayışın ta yani böyle bir komedi anlayışı olamaz abi. Orada çünkü insanlar öldü yani. Ta insanlar ağlıyorlar. Yükseklerde. Böyle bir komedi anlayışı olamaz. Kırmızı Hap 4'te bundan da bahsedeceğim. Şimdi buna şey diyorlar. Çünkü biz işte bu modernlikmiş yani. Çok aşırı modern olunca ne bileyim Nickelodeon'da çocuk kanalında mesela balık bildiğim balıklarla şey yani böyle balıkçıda satan yenecek balıklar vardı ya kefal gibi böyle. O tür böyle balıklarla yemek savaşı yapıyorlar. Birbirlerini kafalarına fırlatıyorlar. Bu böyle komediymiş abi. Yazık değil mi lan? Nerede? Nickelodeon'da abi. Nickelodeon'da hani Food Fight zaten. Food Fight dünyanın en gerizekalıca, en şımarıkça hareketidir ya yemek savaşı. Ve bunu çocuk kanallarında gösterirler sanki normal bir şeymiş gibi. Aynen. Amerikalıların şımarıklığını gösteriyor yani bu. Yani Amerikan yaşam tarzının şımarıklığını gösteriyor. Hadi onu geçtim. Bir de kefal gibi böyle büyük büyük balıklarla bunu yapıyorlar. Bir gerçek balıklarla yani. Birbirlerini atıyorlar. Buna Food Fight diyorlar. Şimdi bunları geçtim. Bunlar diyorlar ki işte bizim espri anlayışımız böyle. Şey olduğu zaman adamların dibi düşmüştü ama. Daha önce de anlattım ya. Flash TV'de adam yüzünü böyle siyah boyadı. Obama taklidi yapmak için. O zaman milletin dibi düşmüştü. Millet çıldırmıştı. Ne yapıyorsunuz siz ya falan diye böyle. Daha önce de söyledim ya. Aynen. Adamlar kendi bak. Kendi suçluluk duygularını dünyanın geri kalanında paylaşması gerektiğini düşünüyorlar. Olay bu yani. Her neyse. Pet shoplar dedik. Bir dakika ya. Dur hayır. Şey yapmayacağım.
Hayır. Hayır, basmayacağım pausa. Böyle çok boşluk görebilirsiniz arkadaşlar. Artık şeyin sildiği kadar. Ne o? Yazılımımızın programı sildiği kadar. Bakalım ne? Bu bayağı bir silme rekoru kıracak herhalde. Hı hı. Ama basmayacağım abi pausa. Ne olacaksa olsun. Sakın şuraya gitme ha. Şeye gitme. Prizin olduğu yere gitme abi. Priz çıkarsa sıçtık. Juno görevi. Bu da önemli. Bu da güncel bir şey. Biz darbeyle uğraşırken... O ne dedi? Diyebilir ya. Bunu bilmemesi normal. Bu ne hani, diyor? O ne diyor? Onu bilirsin ama. Juno görevi ne yani? Juno görevi Jüpiter'e bir... Uydu gönderilmesini konu alan bir film. Film mi? Hayır. Kandırdık seni. Juno diye film vardı ama değil mi? Evet, film var. Jüpiter'e adamlar araç yollamışlar. Tabii ki. Kim? Şey mi? NASA mı? Tabii ki hayır. Necip Fazıl Kısakürek. Doğru, pardon. Ey Fez A pilotu. Buldun mu orada? Bir buluyorlarmış. Nasıl kötü olur abi? Jüpiter'in şeyde NASA açıklıyor. Jüpiter'in atmosferinde ölüme çare otu bulduk. Mezarı direkt böyle gösterdi. Atmosferde ot var böyle. Tamam. Jüpiter'in yörüngesine oturmuş ya. Of. Houston, we have a problem. Houston, burada bir şey keşfettik. Böyle bir ot parlıyor. Bir ısırayım bakayım. Otursam. Oha, şu anda ölümsüz oldum mu? Ciddi ciddi bu arada ölümsüzlük de şey olacak ha. Olacak. Bulunacak mı? Yani. Bulunacak yani. Çünkü tıp o yönde gidiyor. Yani insanların herhalde çare olmayan dert kalmayacak. Çare bulunamayan hastalık kalmayacak. Bir ikincisi de mesela beyin naklini düşün. Veya insanların gittikçe sentetik mesela kol, bacak. Şu an mesela 3D printer teknolojisi bayağı yaygınlaştı ya. Onunla ilgili çok fazla prostetik yapıyorlarmış. Omurga yapmışlar. Omurga. Bildiğin omurga. Adam açıyor ameliyatla omurgayı takıyor insana. Organı duymuşsun yani. Da omurgayı duymamıştım. Of. 3D printerle yapmışlar bunu. Çin'de falan hele. Abi bak adamların zihniyet farkına bak. Devlet 3D printer almayı destekliyor. Herkes evinde alıyor, bir şeyler üretiyor, satıyor. bu adamlar dünya devi olsun artık yani. Hedef büyük. Bu adamlar dünya devi olsun. Bence kesinlikle Amerika zamanı gelecek, yeri gelecek, Amerika çökecek, Çin onun yerine geçecek. Amerika şu an hala da dayanabiliyorsa tekel, yani dünyayı tekelin altına aldığı için dayanıyor. Ama bu sonsuza kadar sürmeyecek. Çünkü çok aşırı bir harcamaları da var. Orduya inanılmaz saçma sapan harcamaları var. Daha önce dedik ya, İsrail'e 40 milyar dolar vermişler kendilerini korusunlar diye. Böyle saçma sapan inanılmaz harcamaları var yani. Dünyanın parasını emiyorlar. İşte o dünya parasını emmeyi, yani ememeseler eğer direkt çökerler. Direkt çökerler abi. Çok net eminim yani. Ordu hiçbir şey kalmaz. Yani şöyle bir şey diyelim, tamam mı? Gerçekten insanlar, ülkeler Amerika'ya kıl oldu. Amerika inanılmaz şu anda ordu olarak çok parası olan, çok güçlü bir ordusu. Hatta şöyle söyleyeyim sana, en çok para harcanan ordular arasında birinci sırada Amerika, tamam. Geri kalan 14-15 ülkenin toplamı kadar para harcıyor. Geri kalan 14-15 ülkenin toplamı kadar orduya para harcıyor. Dünyanın diğer ülkelerine demokrasi götürmek için değil mi? Tabii ki. Ben birkaç gün önce paylaştım ya, Amerika demokrasi götürdükten sonra Irak diye böyle ütopik... Böyle uzay çağı. Şu anda biliyorsun artık her şey, herkes demokratik Irak'ta. Hiçbir sorun yok, sıkıntı yok. Gerçek her şey gülük, ya. Ben inanıyorum gerçekten. Gerçek ya. Sahte değil. Bu kadar güçlüler ama diğer ülkeler diyelim kıl oldu bunlara. Veya birçok ülke bunlara kıl oldu. Bu adamlardan ürün almamaya başlarlarsa eğer başka hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Tek kurşun atmadan çökertebilirler yani. Kemer sıkmayı bilmiyor çünkü onlar. Yunanistan nasıl çöktü yani bizden aslında bizim durumumuz daha kötüymüş. Öl diyorlar. Ben bilmiyorum nasıl da. Biz niye çökmedik, onlar niye çöktü? Çünkü adamlar kemer sıkmayı bilmiyor. Kemer sıkmak bizim ata sporumuz. Fıtratımızda var. Bizim fıtratımızda var yani kemer sıkmak. O yüzden bu adamlar için aynı şey geçer. Bunlar kemer sıkmayı bilmiyor. Ne bileyim hani benzin parası vermeyeyim de o para cebimde kalsın onun yerine toplu taşımaya gideyim diyecek de yok ki toplu taşıma. Ancak New York'ta falan var. Seattle'da bok gibi toplu taşıma. Nereye gidiyor yani? Gerçi şöyle bir şey var. Bisikletin varsa ve böyle ideal bir yerde iş yerin varsa daha rahatsın. Ama gene de oraya çok çok rahat bir izban koyulabilirdi yani. Adamlar koymamışlar. Neden koymamışlar? Yani çünkü adamlar üşeniyor.
tenezzül etmiyor yani. Toplu taşımaya binme. Yoksa bir izban koyarsın yani. Çok da güzel olurdu yani. Onların da diklemesine çünkü. Bizde de öyle diklemesine ya. Onların daha bile diklemesine. Dümdüz ya. Dümdüz. Dümdüz bir izban koyacaksın. Çok basit bir şey. Yani Seattle yukarıdan aşağı düz gidiyor. Metropolitan olarak. Yukarıdan aşağı düz gidiyor yani. Engebeli değil. Bizde mesela şeydir ya. Bizde bir körfez vardır. Körfezi dolanman gerekir falan. Onlar da öyle değil. Tak diye iniyor böyle. İnce uzun. Ondan sonra Seattle'ın da doğusunda Bellevue var. Şöyle bir yukarıdan aşağı. Yani Seattle'ın kuzeyinde Linwood Everett var. Seattle'ın güneyinde Tacoma var. Seattle'ın doğusunda da Bellevue var. Yani çok düz çizgi hep. Peki, oradan oraya bir izman yapacaksın. Oradan oraya bir izman yapacaksın. Bitti yani. Yapmıyorlar. Yani metro. İşte onu diyorum. Yok. Yapsan olay biter. Metrodan ziyade izban. Yani aradaki fark ne? İzmanın durakları böyle şeydir ya. Süper. Daha böyle aralar açıktır. Durak daha araları seyrek. Daha açık. Bir duraktan bir durağa yürümen çok zordur yani. Evet, evet, evet. Onun gibi düşün. Yani çok böyle şey olmayacak. Aktarma kesinlikle. Durakları olacak. Kesinlikle. Çok daha canlı. Seattle'ın başına geldi. Beni Efaydalı Seattle'ın başına. Seattle başkanı. Sen Seattle'ın belediye başkanı. İçinizden bir başkan. Seattle'dan sorumlu. İçinizden bir başkan. Efaydal. Dünyanın en yalan şeyi. Hani şey gelirler ya böyle. Adam ne bileyim İstanbul'dan gider şeye. Sivas'a falan içinizden bir başkan falan diye böyle. Biliyorsun değil mi onu? Var onlar değil mi hala? İzmir'e de öyle gelip duruyorlardı. İçinizden bir başkan. Herif İzmir'in sokağa salsan kaybolur yani adam. Of. Halkın adayı. Bakayım dur. Basmayacağım abi pausa. Kaç oldu? 51. Dayanacağız. Hı-hı. Şu anda sanırım şeyi geçtik. 1,5 saati geçtik abi. 1,5 saati geçtik. Tamam. Gücümüzün yettiği kadar bir konu daha. Suriyelilerin vatandaşlığı. Hadi bakalım. Ne oldu sustunuz? Ne oldu kaldınız yani? Ne çok desek? Suriyelilerin vatandaşlık olmasını o kadar çok istiyorsunuz ki. Aynen. Çıldırıyorsunuz böyle, Suriyeliler niye vatandaş olamıyor diye. Yani. Hasretiyle yanıyorum. Zaten hepsi kaydını yaptırmış Suriyeli arkadaşların. Biliyorsun tabii. Bu bizim şeyde fuarda memeli heykel var ya. Bütün Suriyeli mülteci arkadaşlar tek tek o böyle memesini şöyle tutarak fotoğraf çektirmesi lazım. Öyle bir kanun var sanırım. Herkes yapmış. Yaptırmayan kaldı mı arkadaşlar? Mülteci kardeşler. Yaptırmayan kaldı mı? Dinliyorlar değil mi abi? Tabii tabii. Yani Suriyeli mülteci arkadaşlar. Beni dinlediğinizi biliyorum. Yaptırmayan kaldı mı? Çünkü ben baktım. Bakıyorum. Sanırım 2-3 kişi kalmış. Abi onları bulalım. O memeli heykelin memesini şöyle avuçlayıp da fotoğraf çektirmeyen. Bulalım onları. Sırıtarak. Kesin. Bir de şimdi biyometrik fotoğraf lütfen sırıtmayın arkadaşlar. Bazıları işte o memeyi avuçladığınız için sırıtıyor. Hayır, biyometrik fotoğraf arkadaşlar. O sizin kimliğinizde olacak. Ehliyet. Vatandaşlık. Ehliyette. Ondan sonra TC kimlik. Orada öyle çıkacaksınız ehliyet yani. Ehliyet de verilecek değil mi? Tabii ehliyet. Direkt. Aynen. Direkt. Yani vatandaşlığı geçtim. Üniversiteyi sınavsız geçtim. Direkt ehliyet verilecek size ya. Ehliyet. Başka silah ruhsatı verilecek. Evlilik cüzdanı. Abi. Bekarlara da evlilik cüzdanı. Hadi bakalım. Cüzdan değil mi anası? Bekarlara da evlilik cüzdanı. Böyle ama ehliyet de böyle A, B, C, D, E, F, G, Z'ye kadar. İsteyen istediğini seçsin. Z'ye kadar. Helikopter pilotu bile olabileceksin yani. Sonuçta Suriyeliler bizim din kardeşimiz. Onlar da ateistmiş. Şeyde de sen de gördün mü o capsleri? Hemen başlamışlar. İsimsiz tabii böyle. Çok büyük ihtimalle yürekli, yani çok temiz yürekli anlamda ak yürekli insanların paylaştığı. Ama hiçbir zamanda kimlik veya kim olduğu belli değildir yani. Gerçekten merak ediyorum. Şunu merak ediyorum abi. Şey var mı sizin tanıdıklarınızın arasında gerçekten Suriyeli kardeşlerimiz gelsin vatandaşlık verir. Yani gelsini tam o tartışılır. Kalsınlar mı kalmasınlar mı tartışılır da vatandaşlık verilsin diyen tanıdığınız hiç var mı? Yok, var mı senin? Benim yok. Ben de internetten bakıyorum. Hep böyle ismi gözükmeyen, kimliği gözükmeyen, saçma sapan böyle takma isimleri olan insanlar. O kepsler denk geldi mi sana da? İşte bir yaşlı teyze fotoğrafı koyuyorlar. Ondan sonra yaşlı teyzeye demişler ki, ey yaşlı teyze, Suriyelileri vatandaş, Suriyeliler vatandaş olsun istemiyoruz veya istiyor musun demiş. O da demiş ki, Selanikli çıkıp da sizin başınız lideriniz oldu ya demiş. Ve ondan sonra bunlar göt olmuşlar falan. Aynen. Ben de neyi gördüm biliyor musun? Şeyde kafeye adam asmış bunu. Kendi kahvesi mi? Kafesi mi? Böyle lokantası mı? Bir yeri var sanırım. İşte yazmış.
Emeklilere şu kadar. 25. 25 atıyorum. Anneme i̇şte, 25. Öğretmene 25, öğrenciye 25, Suriyelilere bedava anneme 25. Anneme adam annesine bile parayla. 25 ırkçıya sen gelme ulan. Aynen. Ben de böyle bir şey görmüşüz. Sen de görmüşüz abi. Gördüm. Ben de hemen paylaştım. Şimdi belki bana kadro verirler. Ben de şey yazdım. Madem Suriyelileri istemiyorsunuz, o zaman Suriyeli bilim adamı Michael Faraday'ın yarattığı elektriği de kullanmayın. Madem bu kadar Suriyeli düşman. Elbette. Aynen, kapatın abi. Bir de çok ağır konuştum Suriyelileri istemeyenlere karşı. Dedim ki madem Suriyeliler vatandaşlık, madem Suriyeliler gitsin diyorsunuz, o zaman bundan sonra siz de Suriye'ye gitmeyin. Hadi bakalım. Hadi. Var mı? Suriyelileri bundan sonra var mı? Hadi çıksın. Bir delikanlı çıksın desin ben Suriyelileri istemiyorum diye. Hadi diyeceğim. Sen de o zaman gitme bundan sonra Suriye'ye. Hadi. Kaldın. Göt oldun kaldın. Hadi gitme. Yer mi gitmemek? Bir sene boyunca hadi hiç gitme bakalım ne olacak? Yapabilecek misin? Evet. Sen mesela günde kaç defa gidiyorsun abi Suriye'ye? Abi yani alternatif bulmak lazım gitmemek için. Aynen. Gitmemek 5-10 falan değil mi? Yani bir ne bileyim demir eksikliği yapıyormuş fazla gitmekte. Gülüyor. Biri fazla bir geçirmemeye çalışıyorum. Günde bir geçirmemeye çalışıyorum. Yani. Günde bir. Günde yani... bir geçirmemeye çalışıyorum. Yani iki de demir eksikliği yapıyormuş artık. Orada çünkü arabamızın demirini soydular çaldılar. İki kere gidince demir eksikliği oluyor yüzden artık. Arabada levye. Bir baktık tampon yok. Anladın mı? Evet. Of. Ya gerçekten çok garip. Hani şey falan paylaşmışlar ya. Astronot. Bu demişler hani sizin beğenmediğiniz Suriyeliler. İşte bu adam astronot. Şimdi siz bunu istemiyor musunuz falan diye. İyi de 3 milyon kişi hepsi astronot mu anasını satayım? Astronot kalsın. Aynen. Astronot kalabilir yani. Şey gerçekten. Gitsin yani dilenci gitsin. Dilenci Farslı falan gitsin. Çok var çünkü ya. Ya diyorum ya şimdi bak ben başa geldiğim zaman... Ama İzmir'in mi başına gelecek? Abi İzmir'in başına geleyim ya. Çok abi, daha aynen. Temiz İsteyen olur. İsteyen gelsin yani. Zaten buraya. Aynen. Şimdi o şeyi ayarlayamazsın zaten. Hani hangi Suriyeli iyi Suriyeli, hangi Suriyeli tembel, hangi Suriyeli dilenci, hangi Suriyeli Farslı, hangi Suriyeli zibidildi mi? Ayarlayamazsın ama ne yaparsın? Fabrika kurarsın abi. Çalışkan var mı içinizde arkadaşım? Yani size bak, size ekstra bundan sonra bir şey yok. Bu ülkenin vatandaşından daha fazla bir şey verilmeyecek. Ne oluyor ya? Konvoy mu çıktı abi? Darbe konvoyu. Tıt tıt tanklar. Tıt 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 tıt. Darbe kutlamaları tüm yurtta şölenlerle sürüyor. Biz kutlamıyoruz ama ha. Başarısız olursa. Başarılı olsa kutladık. Korna değil mi o? Araba kornası. Hı hı. Ne oluyor lan? 15 Temmuz gecesindeyiz arkadaşlar. Olaylar. Yani çok ilginç bir podcast'te oluyor aslında bir taraftan da. Ya. Şu an tam darbe olaylarının geyiklerinin içindeyiz yani. Tamam. Düşünsene evet. Belki de gerçekten darbe olacak. Bir kalkacağız mesela yarın böyle harbiden darbe olmuş. Diyorlar ya o mesela paylaştıkları doğruymuş gerçekten de mi falan. Böyle işte uzun adam kaçmış falan. Öyle bir şey olsa... Hemen podcast'i sileriz. Hayır öyle bir şey olsa yani gerçekten şu anda aslında tarihe tanıklık... Tarihe aynen. Ne oluyor? Tarih yazılıyor şu anda aynen. Yani. Oley aslında ben. Değil mi? Dışarıda tarih değişiyor, biz burada geyik yapıyoruz. Aynen. Tam o esna. İşte o an. Vardı ya öyle işte o an. İşte o anda onları konuştum. Evet, işte o anda neler oldu? Bak polis geçti sanırım. Eyvah. Polis sayılıyor mu abi darbeci? Sayılıyor değil mi? Asker mi sayılıyor? Abi MİT'çileri öldürmeye lazım. Hiç ben darbe MİT'çileri öldürdünüz. Hı? Darbe görmedim abi. Siz şimdi darbe görmüşsünüz. Askerlik falan yaptınız. Aynen. Sen mesela günde kaç darbe, kaç fırça darbesi atardın abi? Günde kaç darbe yapardın siz askerdeyken şey? Abi yatmadan önce bir sıfırlama atışı yapardık biliyorsun. Efe'cim sıfırlama atışları için en uygun ortam hamamdı. Nerede yaptın abi askerliğin? Askerliği tampon bölgede yaptım abi. Sıcak bölgedeki bir tampon bölgede yani. Harbi ha. Nerede yapmışsın abi? Şehir olarak Batman diye bilinen... Gotham'da mı? Gotham. Joker nasıl olarak mı yaptın? Espri yaptın orada değil mi? Sürekli orada böyle eşici esprileri. Orada da bilgisayar başındaydım. Ama internet yoktu o bilgisayarda. Espri yapıyordu işte. Batman'da Joker olarak yapmış. CD'den böyle Nuri Bilge Ceylan filmi falan mı izledin? Tabii, o zamanlardan başladı. Nuri Bilge tırnak içinde var. Tırnak içinde Nuri Bilge Ceylan. Bilemiyorum.
Mickey film. Bilir misin abi Mickey filmi? Mickey'li. Mickey'li film miydi o? Nuri Bilge Ceylan yazıyordu CD'de. Ben bir taktım. Mickey'li filmi sen biliyor musun Mete? Biliyorum, biliyorum. Ne? İçine... İlkokul zamanıma denk geldi. Bilmiyormuşsun demek ki. İçinde Mickey'li... şey var işte Mickey Mouse falan. Yok işte içinde Mickey Mouse olmayan Mickey film bu. Mickey film diyorsun ama Mickey'siz Mickey film. Mickey yok ama adamın Mickey var. Mickey diyorsun ama o sondaki iyi çıkartıyorsun yani. Esas ben bu konuyla ilgili yani Suriyelilerin vatandaş olması ile ilgili neyi söyleyecektim? Şey kaldı ya. Ben İzmir'in başında olsam dedim ya. Yani kimin böyle hırsız, kimin insan olduğunu, düzgün insan olduğunu tabii anlayamazsın. Veya kimin zihniyet olarak da yani çalışkan, kimin tembel olduğunu anlayamazsın. Abi fabrikalar kuracağız işte. Orada çalışsın insanlar. Çalışmak istemeyen, tembellik yapan, hala dilencilik yapan, hala sürekli 1000 tane çocuk yapan varsa o zaman onlara güle güle. Onlar gitsin ama düzgün olup çalışan, sürekli çocuk yapmaya çalışmayan, ona da bir sınırlama getiririz. Ki yani. Var mı? Var yani. Ben yani mesela, gördüm hayvan gibi çalışan Suriyeli. Şunu mesela düşün. Şunu düşün. Hani 2 veya 3 çocuk limiti koyacaksın diyoruz ya. Aslında uygulanamaz gibi düşünülüyor ama dedim ya bizim uzun reis ne öğretti bize abi? Yaptım oldu bazen oluyor. Çoğu zaman oluyor hatta. Yaptım oldu kafası bazen ben oluyor. Ben yaptım yani. Oldu. Ben yaptım oldu kafası oluyor yani. Bazı şeyleri belki ben yaptım olduyla yapabiliriz. Bu konuda esas konuşmak istediğim şimdi o humanist Merve'ler. Onlar peki diyorlar mı? Kim olursa olsun insan insandır. Suriyeliler aynen. Kardeşimizdir diyorlar mı? Demiyor maalesef. Onlar Edibesi, o kadar da humanist değil abi. Edibesi, humanistliğin de bir şeyi var. Değil mi Edibesi? Yok mu? Yok vallahi maalesef. Yani. Halkların demokratikliği dediği yere kadar. Ciddi ciddi humanistler birbirlerine girmişler. Çünkü abi düşünecek olursan gerçekten yani PKK'lıya bile humanistiz diyen ama yazık onlar bir de onların gözünden bakmak lazım diyen insanlar Suriyeliler defolun Suriyeliler diyor. Çok saçma değil mi? Esas onların gözünden bakman lazım. Esas mültecilerin gözünden bakman lazım yani. Hadi çok saçma. Yani ben gerçekten şunu düşünüyorum. Benim gibi insanlar tek kalacak gibi diye düşünüyordum yani. Ama bu insanlar da bu humanist Merve'ler de bizim gibi düşünüyorlar. Hatta bunlar baya baya faşist olmuşlar yani. Yani hepsine komple düşman olmuşlar falan. Ya hani faşist bizdik anasını satayım. Değil mi? Hani faşist bizdik yani. Gülünçlüğün böylesi. Ya olay tamamen arkadaşlar. Olay tamamen gene siyasi yani. Şimdi Suriyelileri kim tutuyor işte? Hükümet. Hükümet tutuyor. Neden? Oradaki insanlara benim artı veya eksi, pozitif veya negatif bir duygum yok. Seviyorum, nefret ediyorum, çok seviyorum. Öyle bir duygum yok benim. Ben gerçek neyse onu düşünmeye çalışıyorum. Şimdi oradan insanları almış, buraya koymuş, yığmış. İllaki bu insanlar sıkıntı yaratacaklar. Çünkü yerleri belli değil, yurtları belli değil. Bir. İkincisi de bunu oy amaçlı yapmış. O yüzden vatandaşlık verecek. Vatandaşlık verdiği zaman bunlar da oy toplayacak. Tabii ki. Ve iktidarda kalacak. Bir de şunu düşünmek lazım. İktidarda kalacaksın da amacın ne yani? Hani hep birlikte oldukları zaman amaçlarını biz sıralıyorduk. Anladın mı? Cemaat varken... Cemaat, bunlar, bu arkadaşlar, uzun reisler, bölücüler, bölücü tayfa yani. Bunların hepsi bir arada böyle megri megri yaparken, habur rezaleti yapılırken bu arkadaşların amaçlarını biliyorduk. Net. Net yani. O amaçlar doğrultusunda da ilerliyorlardı. Takır takır. Şimdi sonra birbirlerine girdiler. Şu an sen baştakilerin amaçları ne? Amacı ne? Başta bu kadar kalmak istiyorlar ya. Yani başta kalabilmek için Suriyeli getirdiler. Oy ithal ettiler. İnsan şunu düşünür. Yani böyle bu kadar yatırım yapıyorsa adamın belki bir düşüncesi var. Bir düşündüğü bir şey var. Ne bileyim Hitler mesela kendisini başa getirdiği zaman ve başta da yerini sağlamlaştırdığı zaman idealleri vardı. İşte şu yani iyi veya kötü. Şu ülkeyi saldıracağım, burayı yok edeceğim, şurayı işgal edeceğim gibi. Şimdi mesela sen reis başta kalmak istiyorsun. Tamam mı? Tepede kalmak istiyorsun. Ama niye? Amacın ne? Şu anda herhangi bir amacı var mı sence? Ben bilmiyorum. Yani kalıp da ne yapacak? 10 sene daha fazla kalsan ne olacak? Bulacak mısın ölüme çare otu? Oo. Hayır, 10 sene daha fazla kalsan ne olacak? Yeni Türkiye kaldın 2023. Nereye yeni Türkiye abi? Birisi indirene kadar kalacak. Bir yok ki kafasında bir şey şu anda. Kalmak yani sadece. Kesinlikle öyle. Tek derdi o. Yani ayıp ediyorsun reis. Yani şu bakımdan ayıp ediyorsun. Yani tamam siz
cemaatle böyle birbirinize giriyorsunuz. Girin, bir şey demiyorum, ona karışmıyorum ama sen şimdi yerini sağlamlaştırmak için bu kadar insana vatandaşlık verirsen o çok direkt olarak artık beni etkiliyor yani. Yanlış mıyım? Ya şurada daha iktidara geleli 14 çünkü yıl olmuş. Niye bir de bizim gibi insanlar bak, bizim gibi insanlar çalışıp da bir şeyler yapmaya çalışan, çalışıp para kazanmaya çalışan insanlar, tamam mı? O yüzden gömdükçe gömüyorlar. İşte zorunlu Bağkur. Ondan sonra dalga geçer gibi ya. Hesapladılar 20 sene daha vermem gerekiyormuş benim. 20 sene daha verdikten sonra emekli olacakmışım. Allah razı olsun yani. 20 senecik kaldı abi. Çoğu gitmiş, azı kalmış. Zorunlu Bağkur. Geçici vergi. Bilmem ne, eğitime katkı payı. Yani buradan aldıkları paraların nereye gittiğini biz biliyoruz yani. Suriyeliler Tokyo olarak dönüyor yani. Şimdi gördüğün gibi direkt beni etkiliyor bu olay. Bu olay direkt beni etkiliyor maalesef. Sen de din kardeşlerimize böyle doğrudan bir katkı yaptığın için mutluluktan. Ya aslında düşünecek olsan, tamam bak, düşünecek olsan şu anda artık tek ya. Herhangi bir amacı da yok. Yani ne bileyim ülke doğunun bölünmesidir. APO ile işte anlaşmaktır. Bunları zaten yapmıyor. Bunları yapmak zorunda değilsin. O zaman şunu denesen, gerçekten bu ülkenin insanlarının ne istediğine baksan, onlara yönelik bir şeyler yapsan çok fazla oy toplarsın. MHP'lerin birçok oyunu toplarsın yani. Hatta belki de yani CHP'nin oyunu toplayamasan bile en azından koalisyon olursunuz yani. O şekilde devam edersiniz. Sağ merkez parti olursun. Neyse ya, ben karışmıyorum abi. Her yani şey. Olan bize oluyor. Olan bize oluyor yani. Siz kavga ediyorsunuz. Tabii ki. Olan bize oluyor maalesef. Bak hiç konuşmadık. Siyaset yapmadık bugün. Evet. Soruyor musun mesela? Trollüyor musun abi şeyleri? Humanist Merve'leri. Aynen. Hani şeydi falan. Hani faşist bizdik diye. Hani humanistiniz, onlar insan değil mi falan diye böyle trollüyor musun abi? Tabii. Ne diyorlar? Diyorum ya. Edindim bunu kendime. Diyorum ya bak, humanistlik falan değil. Onlar kendi kendilerine güzel bir isim koydular. Kendi kendilerine güzel bir isim koydular. O zihniyetteki insanları. Bizim gibi böyle milliyetçi demek istemiyorlar. Çok böyle sağcı. Hani bize kafada faşist diyorlar. Tamam, bizim gibi insanlara faşist diyorlar. Hani kötü bir sıfat koymuşlar. Kendilerine de güzel bir sıfat koymuşlar. Hani bu tamamen şey gibi. Bazı insanlar böyle, yobazlardan bahsediyorum. Kendi kendilerine böyle güzel isimler, güzel sıfatlar koyar. Karşıdakilere de kafir, münafık falan derler ya. Bu da onun gibi. Aynısı yani. Aynısı. Veya bizim böyle kendimize milliyetçi deyip karşımızdakine çok büyük küfür etmemiz gibi yani. Tigirer mi? Evet. Bazı konular daha var ama enerjimiz artık bitti. Konuşurduk konuşmasına da şu an bile artık kendimizi zorluyoruz. Biraz. Gözlerde sorun yok benim de. Ayaklar abi. Ayaklar bayağı ağrıyor. Ve şunu da biliyorum yani. Şuraya otursam bir daha kalkamayacağım. Çok büyük ihtimalle. Benim gibi. İyi konuştuk abi. Olsun. Yorulduk. Evet, güzeldi. Güzeldi. Yani. Güzeldi. Gerçekten her şeye rağmen konuştuk yani. Helal olsun bize. Helal olsun. Darbeler bizi yıkamadı. Evet. Hiçbir şey bizi yıkamadı. Abi bence film seyredelim. Hiç televizyon açıp haberlere bakmayalım yani. Direkt filmi açalım. Ülke karışmış. Bana ne? Ben milliyetçiyim bu arada. Ya gerçekten. Oradan. Neden biliyor musun? Çünkü televizyonda 1000 tane saçma sapan şey söyleyecek. Saçma sapan. Öptürtmeyelim milleti. Aynen. Abi su uçak için modundan da çıkmasak mı? Ne yapsak? Veya sen çıkacaksan lütfen bize söyleme yani. Şöyle bir şey olmuş diye söyleme. Hayır, söyleme yani. Sen kendin oku yani. Bak. Uçak modundan çıkmayalım. Sinirlerimizi bozmayalım. Adresimiz youtube.com/commek, twitter.com/commek. Çok yakında faydal.com aktif hale gelecek. Şu anda büyük ihtimalle çok bir şey bulamazsınız. Yarım yamalak bir site bulursunuz ama birkaç güne veya işte ne bileyim maksimum bir haftaya bütün fonksiyonları tam olmasa da en azından gene girilebilecek bir hale getirmeyi hedefliyorum. YouTube destek olmak isteyen arkadaşlarımız için patreon.com/efeaydal. Bundan sonra zaten dediğim gibi efeaydal.com'dan da destek olunabilecek. İşte siteye sponsorluk vermek ve veya bir sonraki projemize sponsorluk vermek gibi. Onlarla da detaylı bilgiye bakarsınız arkadaşlar. Gerçekten güzel bir site olacak. Portal gibi olacak yani. Siteye girdiğin zaman Gitsiz Efekest. Ondan sonra mesela en sevdiğim video projelerimi bir liste haline getirdim. O videolarım. Ondan sonra kamera arkalarını bir liste haline getirdim. Kısa filmcilik derslerim. Sıkça sorulan sorular olacak. Sürekli insanlar aynı şeyleri sormasın diye. Ondan sonra başka ne var? Sponsorluk bölümü var. Bir de bizim şey var biliyorsun. El işi yapıp satıyoruz.
Evet evet. El işi ürünler yapıp satıyoruz. Bir de Medium var. Yazılar. Medium.com'dan yazılar var. Bunların hepsine ulaşabileceğiniz bir sayfa olacak. Arayüz de fena değil. Arayüz de hoşuma gitti. Aynen ben de çok beğendim. Sade, güzel. Sen gördün mü daha abi? Gördüm. Ben de bugün gördüm. Sen de beğendin mi? Hoş. Daha yarın güzel biraz olmuş. Daha düzelecek. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Neye emanet olsunlar? Darbe deme. Neye emanet olsunlar? Darbe deme deyince şimdi ne kaldı ki gene değil mi? Aynen. Şey tamam buldum. Yurt dışındaki Kezban olmayan kızlara emanet olun. Dın dın dın. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl?